Günaydınlar, günaydınlar efendim. Türkiye'nin en çok seyredilen, en çok konuşulan, gündemin belirleyen tek programı Söylemezsem Olmaz. Bir haftanın sonuna daha yaklaşıyor. Günaydınlar Bircan Veli, günaydınlar Artur Dalga. Günaydınlar. Günaydınlar Seren Serengil. Ben artık Tolma'yla program yapacağım. Evet. Çünkü gördüğünüz gibi trendlere girdik yani. Ona çok teşekkür ediyorum. Canlı yayında bir daha teşekkür etmek istedim YouTube'da. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum ve güzel yorumlarınızı öperim yani. Ne kadar çok sevilmiş Tolma ya. Çok şaşırdım. Ve YouTube'da gerçek takipçi var ve gerçek fake olmayan insanların gerçek yorumlarını gördük. Evet. Farkı gördün değil mi? Evet, farkı gördüm. Gerçek i̇şte, orası. Farkı fiyatı. Peki, ben ne kadar büyük bir şansa sahip oldum bir kez daha seyrederek ya, anladım. Ona da sana da teşekkür ederim. Harika ben teşekkür bir ederim. Böyle bir şey ikiniz de benim için çok kibardınız ve bu hiç kırmadınız beni. Zaten beni hiçbir zaman kırmıyorsunuz. Benle uğraşmak mı istemiyorsunuz? Tamam neyse. Yap falan mı demek istiyorsunuz? Seni gerçekten tanıdığın zaman seviyorsun çünkü. İyi bir insan olduğunu da bildiğimiz için seni kırmamaya çalışıyoruz. Ay aşkım. Kırılacak bir şey yapmıyorsun ki son derece saygılı, sevgili bir kızsın yani. Ben kimseye saygısızlık yapmam. Evet. Peki günaydın. Bugün yine yer yerinden oynayacak. Ya bu Can Yaman'ın başı dertte. Daha doğrusu babasının başı dertte. Açıklamalar durmuyor. Detaylarıyla beraber söylemezsem olmaz da olacak. Dakikalar sonra ve yine Gülşen olay bir görüntüyle karşımızda olacak ama öncelikle. WhatsApp ihbar numaramızı verelim. 0552-770-06-23. Söylemezsem olmaz official. Ve tabii ki... Arto Dalga. Bir Can Bali. Klasikleşmiş magazin turu. Buyurun. Türkiye'nin en çok konuşulan magazin programının en klasik ve TRT'si Haber Turu karşınıza geliyor. Olaylar, polemikler, röportajlar. Yo, konular sıktı hep aynı. Ünlülerin en ilginç halleri sizler için karşınızda. Serenay Sarıkaya aynı şeyleri konuşmaktan çok sıkıldı. Bir şey değişmedi. Çok bir teşekkür ederim. Muhabirin lafını resmen ağzına tıktı. Bir şey değişmedi. Çok bir teşekkür ederim. Sağ olun. Ünlü oyuncu Nazel Maz verdiği röportajda sosyal medya hesabının çalındığını anlatıp herkesi dikkatli olmaya davet etti. Çok sinir bozucu bir durum. Hemen geri aldım. Sağ olsun arkadaşlarım yardımcı oldular ama bu çok sık olan bir şey. Hesabını çalan kişiler takipçilerinden para istemiş. Yani şey, para istemişler mi sizin hesabınızı aldık? Aynen öyle. Ben hesaba girdikten sonra gelen mesajlardan gördüm. Bana inanıp işte şuraya para yatırın diye. Aynen öyle şuraya para yatırın diye bir sürü insan para yatırmış. Erol Özmandıracı ile olan evliliğinde kara bulutların dolaştığı söyleniyordu. Yalanladı bu iddiaları ünlü oyuncu. İyi devam ediyoruz evliliğimiz. Evet. Her şey güzel gidiyor. Evet. Evet teşekkür ediyorum. Ve bu haberler niye çıktı? Var mı herhangi bir şey? Nerede çıktı? Ben okumadım. Var internette efendim. Var. Haberler çıkıyor. Öyle mi? Ünlü bir dergi ve bir emlak şirketinin ortak gecesine ünlü isimler akın etti. Güzeller güzeli oyuncu Dilan Çiçek Deniz'i sevgilisi Thor röportaja geçerken yalnız bırakıyor. Sarı saçlarıyla dikkat çeken Deniz, göğüs bölgesine yaptırdığı dövmesiyle de dikkat çekiyor. Oyuncu yeni proje müjdesini, sürprizini bozmadan verdi. Nasıl geçti çekimler, biraz bahseder misiniz? Güzel geçti. Bu kadar mutluyum ki, yani inanılmaz bir iş olacak umarım. İzleyen herkes çok sever umarım. Ünlü oyuncu ancak bu güzel saçlarına veda edecekmiş. Saçlarda değişiklik olacak mı yoksa sarı saçlar evet, devam mı? Eski halini alıyor. Hayırlı olsun diyelim o zaman. Tam alışmıştım. Yine de yaşıyor. Geçiyoruz Dilber Alp filmiyle başarı yakalayan güzel oyuncu Büşra Pekin'e. Filmde söylediği şarkılarla büyük beğeni toplamıştı. Müzik çalışmaları olur mu? Yani o mesajı da verebildik. Bu hayatları yaşıyor bizim kadınlarımız. Bunca yıldır yaşıyor ve yaşamaya devam ediyor. Sırdınız kendi sesinizle. Evet, güzel çok şükür. Çok güzel gidiyor. Hala da devam ediyor belli bir ölçüde. Hı hı. Büşra Pekin, Farah Zeynep'in başrolünde olduğu Bergen hakkında konuşurken çok barışçıl. Önemli olan sinemalar. Çünkü bir kere her şeyden önce biz sinemaların şu anda çok aktifleşmesini, o tekrar o alışkanlıkların geri gelmesini çok istiyoruz. O yüzden Bergen şu an muhteşem gidiyor. Daha filme gitmediğini söyleyen Pekin en kısa zamanda izleyeceğini söylüyor Bergen'i. Ama film vizyondan kalkmadan önce mutlaka gidip izleyeceğim. Fırsat bulamadım.
Eminim Ferhat da çok iyi bir iş çıkardı, bütün ekip de çok iyi bir iş çıkardı. Ünlü sanatçı Selçuk Ural'dan Bergen hakkında olay sözler. Yüzüne kez laf atılmasaydı eğer filmini yapmayı geçtim adı bile anılmazdı. Hayatı film olan sanatçıları konuşuyorken geçelim Yeşilçam'ın usta jönü Kadir İnanır'a. Hayatının film olmasını ister mi ünlü oyuncu? Belgeselim hazırlanıyor. Benim şeyim belgeselim hazırlanıyor. Bir dramatik draması olan bir sinema filmi gibi izleyeceğiz zaten. Geçiyoruz Hande Yener'e. Güzel şarkıcının epey bir acelesi var. Yener gelen kıyafet polemiği ve Gülşen sorularından köşe bucak kaçıyor. Tutabilene aşk olsun. Sağ olun. Yere yetişiyorum. Teşekkürler. Son zamanlarda Samet Yaptır çok konuşuluyor. Lütfen rica ediyorum. Yapamayacağız röportaj çünkü bir acelem var. Sıkıldım bu konulardan. Yok canım. Yok canım. Gerek yok. Yorumlardan mı? Yok. Konular sıktı. Hep aynı. Vaktim yok, sağ olun. Başka zaman. Bir kere konuşurduk biz. Sinan Akçıl'la boşanma arefesinde olan ünlü oyuncu Burcu Kırat da yüzü olduğu bir markanın lansmanında görüntülendi. Yeni proje müjdelerinden bahsederken çok gerildi. Şimdi güzel bir dizi projemiz de olacak inşallah. Uzun zamandır beklediğim bir roldü. Eğer tamamen karşılıklı anlaşırsak keyifli olacak. Muhabirler Kıratlı'nın ağzından Akçıl'la ilgili laf almaya çalıştılar ama nafile. Özel bir misafir bekliyor musunuz? Özel misafirlerim hepsi içeridir diye düşünüyorum Sinan zaten. Sinan Bey'in bu konuda bir desteği var mı? Bugün burada olacak mı? Bilmiyorum, şu anda önceliğim bu çok değerli markam. O yüzden şu an buna odaklıyım. Burada olsaydı. Olmasını ister miydiniz? İstimaller üzerine mi konuşacağız şu an? Olmasını ister miydiniz? Yoksa gerçekler üzerine mi? Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl sorularından çok sıkıldı. İhtimalleri bir kenara bırakalım, işimize bakalım diyor oyuncu. Bence gerçekler üzerine konuşalım. Çok başarılı bir markanın yüzü olmak çok gurur verici. O yüzden onun keyfini çıkarmak istiyorum şu an açıkçası. Geçiyoruz eski eşi Kemal Gülman'la yaşadığı milyonluk yalı davasıyla gündeme gelen Feryal Gülman'a. Gülman'a eski eşinin genç avukatıyla yaşadığı iddia edilen aşk soruldu. Feryal Gülman'dan Kemal Gülman'a olay sözler. Kendi davamı ispatlamak için çabaladım biliyorsunuz. Artık Türkiye'nin gözünün önünde yaşanmış bir şey. Hayır deyince hayır mı oluyor? Bütün Türkiye görüyor işte. Demek ki... Bir şeyleri inkar edince inkar insanın huyunda var diyor. Bergen albümün ikinci serisinde şarkı söyleyeceği konuşulan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel çalışmalarını sürdürüyor. Berfu Yenenler eşi Eser İnenler'in evdeki pasaklı hallerini gösterdi. Sosyal medya yıkıldı. Eser Bey çoraplarınızı da öylece yere bırakmazsınız. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar sosyal medya üzerinde yapılan Recep İvedik en çok Cihangir'de izleniyor haberlerini tiye aldı. Aşıklar İlker Kaleli ve Sıla yansıyor objektiflere. Ancak ünlü çiftin suratı sirke satıyor. Muhabirin sorduğu özel mülk konusunun hatırlatılması üzerine yakışıklı oyuncunun ters bakışları damgasını vurdu. Ünlü sanatçı Bülent Ersoy geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda modacısı Gülşah Saraçoğlu'yla kumaş alışverişine çıktı. 200 metre kumaş alan ünlü sanatçı metre başına 1250 Türk lirası ödedi. Ünlü bir mekanda sahne alan güzel sesli şarkıcı Sevcan Dalkıran'a geliyoruz. Dalkıran sahnede adeta devleşiyor. Güzeller içinden bir sizi seçtim. Kalbimi size, ben size verdim. Ünlü şarkıcı röportajında Ersay Üner'le bir şarkı çıkartacağını söylüyor. Yeni projemiz gelecek bu arada. Mayıs ayının ikinci haftasında inşallah. Ersay Üner şarkısı geliyor. Oyuncu ve yazar Pelin Batu, Macit Bitargil ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Batu, haklarında çıkan şiddet iddiasına cevap verdi. Boşanma aşamasında olduğumuz doğrudur ama şiddet içeriği çarpıtılmış ve abartılıdır. Arda Kural katıldığı bir programda yeni projelerinden bahsederken hayranlarına şarkı müjdesi verdi. İzel, eski ortağı, eski dostu Çelik'le neden küstüğünü yıllar sonra açıkladı. Bir mesajla her şey sona erdi. Aslı Enver ve Önder Öztarhan ayrıldı mı? Aşkları kısa mı sürdü? İddialara göre oyuncu sırf bu yüzden geçtiğimiz günlerde gerçekleşen sırça oyununun galasına röportaj verirse galanın önüne geçer diye katılmamış. Bu iddialar doğru mu? Deniz Çakır sevgilisi Bilgehan Baykal'la geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan aşkı hakkında dilini yuttu. Konuşmak istemedi. Ünlü sunucu Ece Erken vefat eden eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nu unutamıyor. Eşiyle sarıldığı fotoğrafları paylaşan Erken sanki ayrılacağımızı biliyormuş gibi notun düştü.
Karan modaya uydu. Türkiye'de çok dinlenen Bilmem mi şarkısını bir de Karan'dan dinleyin. Baba Oğlu Evde, Anneleri dizi setinde Karavan'da. Bensu Soral ve ikizi Bediran Soral'ın eğlenceli doğum günü kutlaması. Sözünü anlamadığım ama çok sevdiğim bir türkü o benim. Hay gidi. Ondan sonra seçiyorum. Ama yok. Burada Ceylan, şarkı çok güzel. Bu arada Ceylan diyor ki, birine hakkımı helal etmiyorum diyor. Bir şey diyor. Kime Allah dediğini merak ediyorum ben. Ahmet'e mi diyor acaba? Kime diyor? Hiç anlamadım, ben orada seyredemedim. Orada bir yerde daha seyrettim. Ben İbo Şov'u baştan sona bir tek ben kendim çıktığımda seyrettim. Jeneriklerinde mi öyle? Bir yerde seyrettim. Evet. Ama yani dün yayınlandı mı? Yayınlandı. Ama ben bir yerinde seyrettim. Hani full seyretmiyorum. Çünkü acaba kime diyor? İzleyiciler yazsınlar hemen. Evet. Orada diyor hakkımı helal etmeyeceğim. Ama Ceylan çok güzel. Senin Tolga yaptı ya onun da makyajını. Sen de bugün muhteşem görünüyorsun. Çok teşekkürler. Tolga benim sahne makyajımı da yapıyor. Çok beğeniyor herkes. Bugün de o yaptı. Teşekkür ederim Tolga'cığım. Çok güzeldi. Gerçekten. Tolga'nın soyadı neydi ya? Karataş. Karataş. Hep unutuyorum bu soyadları. Tolga'ya teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Peki nasıl buldunuz Ceylan'ı? Ceylan her dönem birine benziyor. Şimdi Ece Erken'e benzemiş. Evet. Her dönem birine. Elçin Sango oldu bir ara, Gülşen oldu, Yonca Evcimik oldu. Şimdi Ece Erken'e benzettim. Hafif kilo almış hali. Çok hafif. Ece'nin kilo almış hali. Çünkü Ece şu an çok zayıf ya, 43 kilolara düştü. Evet. Onun kilo almış hali. Şimdi sarışınlardan devam edelim o zaman. Yeni sarışınımız ama maalesef artık esmerlik dönecekmiş. Niye maalesef diyorum? Dilan Çiçek Deniz, aslında hiç beğenmemiştim sarı saçını ama nasıl sonradan güzel. Çok beğendik ya. Çok bayıldık. Acaba değiştirmese mi? Çok iyi değil mi o renk? Evet, Seren tabii sen sarıya daha yakın bir kafadasın ya. Bu sarı iyi bir sarı mı? Zor bir sarı mı? Ben degrede saç seviyorum. Yani mesela bu düz renk mesela her kadına yakışmaz. Sana evet. Çok yakışıyor konuda. Düz renk seviyorsan farklı renkler seviyorsun. Ben illa karışıklık olacak yani. Şimdi bu kız ilk yaptığı zaman yadırgadım. Çünkü melez güzeli bu kız gibi. Bir de tabii esmerlik pat diye geçince sapsarıya. Baştan bir beğenmedik yani. Şimdi de inanılmaz beğeniyoruz ve üzülüyoruz koyu çok renk yapacağı. Çok üzülüyoruz ama değiştirecek hemen dibi oturdu mi galiba, sen dedin ya. Dibi olunca sarı saç yumuşuyor ve çok güzelleşiyor. Çok beğendim. Makyajla beraber. Keşke değiştirmesi ama evet. Herhalde bu rol icabı mı yaptı oldu? Rol icabıydı ama sanırım bu dijital iş hemen çektiler bitti. Dönüyor şimdi. Baksana daha dibi gelmeden bence biraz daha kullansaydın Dila ya. Belki bir proje, gayet de belki bir proje daha varsa. Kesinlikle. Belki de o yüzden değiştiriyor olabilir. Olabilir ama kesinlikle. Böyle de güzel olmuştu. Evet. Yüz güzel olunca ya, bazen yüz güzel olunca ne renk yaparsan yap beğeniyor insanlar yani. Yani en çok şeye üzülüyorum bunda. Tam %100'lü kuyruğuna geldi bu meleklerin defilesi için biliyorsunuz. Amerika'ya kadar gitti seçmelerine, her şeyine gitti. Ne oldu? Son dakika bir problem oldu, olmadı ama. O meleklerin defilesi de artık olmayacak falan diye evet, deniyordu. Evet işte oldu? O yüzden bence belki ondan de sonuncuya ya da sondan bir öncekine çıkacaktı. Evet. Ama olmadı. Demek ki oraya kadar gidebildiğine göre. Demek ki fiziği de çok iyi. Evet, aynen öyle. Değil mi? Onun seçmesine bile gidebilmek bir önemli. Zaten bir yarışmadan geldi. Son artık seçmeye gitti bir de. İlk seçmeler de değil. En sonuna, finaline gitti. Ne oldu? Olmadı. Olmadı. Neden olmadığını bilmiyorum ama olmadı. Peki Türkiye'deki podyumlarda niye tercih edilmiyor? Yok, onu bence Türkiye'de kendi tercih etmiyordur. Ha, şimdi çıkmıyor. Tabii. Şimdi o kız yarışmadan, 14 yaşındaydı, yarışmaya geldi o Türkiye'de. Antalya'dan geldi o. Ama sonrasında hiç yani podyum bir şeyi olmadı. Kızı hemen dizilere aldık. Bir de ideali o değilmiş demek ki. Bir de iyi bir oyuncu değil. Amerika'da olurum ama diyor böyle bir şeyde Türkiye'de aynen podyuma tabii çıkmam. Buradaki podyumlar için fazlayım demek istiyor ama çok iyi bir oyuncu değildi. Şimdi evrildi zaten, şimdi Thor'la yani yönetmen sevgilisiyle inanılmaz bir hale geleceklerdir. Çok da yakıştılar. Bence çok o güzel çocuk, ona da bir şeyler de kapılarda açacak. %100. %100. Evet. Zaten dil avantajı da var. Çok da güzel. Bu gencecik yaşta muhteşem ama sarı saçtan vazgeçmesi bizi bir tık üzdü. Ne güzel. Yol açık Şahan, olsun valla. Şahan İstanbul'da en çok hangi ilçede, yani hangi mahallede en çok izleniyordur? Zaten film deyince akla bir mahalle geliyor. Cihangir. Evet, en çok orada izlenmiş Şahan Gecepvedik.
Ama burada bence burada bir kaos var. Cihangir entelektüel olan da bir bölümdür ama Cihangir'in daha biraz daha varoş olan bölümü de var. Yani varoş derken anlayın. Ne demek istediğimi anlayın. Ben şimdi üstüme saldırtma. Evet, bu varoşu yani yanlış anlamayın. Anlamayın. Bugün günümüzde bu kelimeyi bazı mesela kadınlara da kullanılıyor ama bu yani gecekondu mahallesinde oturanlardan bahsetmiyoruz. Aslında bir yazsana. TDK'daki tam karşılığında. Ben ona bakacaktım zaten de. Gecekondu mahallesi falan yazıyor. Aslında da böyle değil mi? Daha uçta kalan. Bizim kullanma daha şeklimiz şey. Yani tipi, ve son derece naif kullanıyoruz bu arada. Yani yani çok basit de böyle bazı kadınlar falan vardır ya, kendisini son kaliteli zannedip halbuki değil. Hani kentin dışına doğru. Kent ya da kasabada, merkezin dışında, gerçi merkezin dışında değil bu arada, uzağında kalan mahalle, dış yani mahalle. Bizim anlattığım, bizim anlattıklarımızla bunun hiçbir alakası evet yok. Bu başka bir manada da kullanılıyor artık günlük hayatta. Buna sakın şey yapma. Yani şöyle bir cümle var ya, hani varoşlardan geliyorum, varoşlara gidiyor falan. Yani varoşlar aslında lokasyon olarak merkeze uzak demek. Ama bu başka evrildi. Ama bu biraz da evrildi mesela tabii. Mesela bu kadın çok varoş başka. Tabii. Oradaki yani varoş oradan geliyor anlamında değil. Yani bu aslında ucuz, basit, işte kötü falan bir kadın. Ama bunu yani Türkçe'yi kullanırken birçok kelimeyi başka şeylere de manalarda kullanıyoruz yani bazen artık. Evet, gerçek paralellikte bunun bakmayın. Bunun gecekondu mahallesiyle falan alakası yok yani. Onu bilin, ona içerlemesin. Cihangir'de. Ay bize bak yani, kendimizi ifade etmek zorunda kaldık değil mi? Tabii televizyon böyle bir şey yani, ifade etmediğinizde evet, yanlış anlaşılmaya çok güzel. Herkes kullanıyor da işte biz kullanınca öyle dedi. Aynen. Öyle İstanbul'da Recep İvedik serisinin en çok Cihangir'de izlendiğini biliyor muydunuz diye bir anket yapmış. Şahan kendi mi? Şahan yapmış. Cihangir'de izleniyorum diyor. Yani Cihangirliler bunu biliyor mu? Benim söylediğim Cihangirliler. %90 hayır bilmiyor. Zaten öyle çıkmış. Benim son yıllarda yani hani eski sanatçıların, eski komedyenleri bir tarafa bırakalım. En çok güldüğüm ve defalarca ben hiçbir zaman bir film seyretmem yani. Bütün serilerini mesela seyrediyorum ve çok gülüyorum. Tarzı yani. Senin tarzın Recep ya, sakal. Recep, belki de tesir altında da kalıyor beni bu hayatı bu sürüklemiş olabilir. Çünkü Recep İvedik'in bizim böyle çok Recep İvedik'imiz var biliyorsunuz. Ve bu çok iyi bir huylu ama evet, bu kalbi çok temiz yani iyi, sahiplenen aynen bir tarafta. Aslında böyle çok tip var yani. Ve ben bu Recep İvedik'e bayılıyorum. Keşke gerçekten yaşasa bu adam. Hayır ama ya. Şahan'ın kendi, çok var da. Şahan'ın kendi yumuşaklığı, kendi o tatlılığıyla beraber. Çok başarılı. Değil mi? Bak yemin ediyorum çok başarılı. Ben Şahan'ın yerinde olsam kendime farklı farklı şeyler yapın, hep aynı şeyi falan diyeceklerdir. Umursama. Hayatımın sonuna kadar yine Recep İvedik seyrederim. Yani o kadar başarılı bir tipleme yani. Hani o yüzden de zaten o da pek umursamıyor herhalde. Ama biraz zengin olsun bu sefer. Mekanlar falan da artık hani bu adam çok Recep İvedik var ya zenginde. O yüzden aslında birazcık zenginleştirebilirsin bunu. Peki Bülent Ersoy geçtiğimiz günlerde iddialara göre Nişantaşı'nda modacısıyla gitmiş Gülşah'la, bir sürü paralar vermiş. Gülşah hani ona kıyafet yapmayacaktı. Bana ben öyle size demişti. Zaten şu haberi ben size söyleyeyim. Yani bu haber çıktı, ben size doğrusunu söyleyeyim. O kumaş da, o resim de, bu fotoğrafta hepsi 3 yıl önceye ait. Yani. Ha, çünkü niye biliyor musun? PR yapmak için yapılmış bir şey. Tekrar tekrar. Beni arıyorlar, açmam lazım dermiş. Şimdi şöyle, tabii çok önemli Yıldırım Mayruklar, Canan Yakalar, Fevziye Çamerler. Yani dolayısıyla çok bu işin gerçekten klasıyla yapan, kalitesiyle yapan çok önemli modacılar vardı. Ama tabii ki yaş aldılar. Mesela Canan Yaka sadece sanatçılara dikmiyor artık, sadece cemiyete dikiyor. Hmm. Hiç almıyor sanatçıları. Fevziye Çamer vefat etti mi veya çok mu yaşlandı, yanlışım var. Bıraktı ama değil mi işi? Bir şey de yapmıyor Yıldırım Mayruk'ta. Evet, dolayısıyla o yapan kimse yok. Şimdi bir de şöyle, bazı tasarımcılar ve bazı modacılar sen onu yönlendiremezsin. Ama Bülent Hanım ve Ajda Pekkan gibi dev isimler zaten elbiselerini kendi yaratıyorlar. Hmm. Sadece dikecek bir yer lazım ona. Terzi lazım. Söylediğini anlayacak bir yer lazım. Yoksa karşı taraf bir tasarımcı olduğu için veya hani önemli isim falan aramıyorlar. İyi bir terzisi olan bir yerler arayıp diktiriyorlar. Çünkü zaten Ajda Pekkan'ın kıyafeti. Şimdi bakıyorsun aynı modacı
ona da dikiyor, ona da dikiyor. Niye birisi klas duruyor, öbürküsü rezil duruyor mesela? Eğer o çok iyi bir modacıysa mesela, genel anlamda söylüyorum. Hı-hı. Hepsinin kıyafetlerinin tarzı aynı olur. Mesela hani Hakan Akkaya giydik değil mi? Adam kime? Çağla Şekeri de giydirirken, onu da giydirirken, bunu da giydirirken, ben de, kim olursa olsun adamın bir tarzını anlıyorsun. Hı-hı. Ben de felaket bir elbise yapıp öbürküsünde iyi olmuyor. Adamın tarzı bu. Ama burada farkına varırsanız Bülent Ersoy ve Ajda Pekkan şık oluyor. Ama diktiği bir başkasına bir gittiğin zaman herkes kendi zevkine göre biraz yönlendiriyor. Ha evet. Herkes kendi vizyona göre. O yüzden bunlar kendi elbiselerini kendi belirleyen kadınlar olduğu için sadece bir terziye ihtiyaçları var bunların. Neresi olsa o günkü şartlarda en kolay çalışılan. Çünkü Gülşah evlere falan da gidiyor. O ne demek ya? Yani evlerine gidiyor insanların. Elbiseleri alıyor, götürüyor, orada giydiriyor, gidiyor falan. Starlar için iyi bir şey yani. Eve serviste. Bu inanılmaz konforlu bir şey. Tabii ya. Eve falan da gittiği için insanlar onu tercih ediyor olabilir şeyde şu an. Nur Yerlitaş öldü. O vay, oradaki Canan Yakalar'ın arkasından Nur Yerlitaş geldi. O gidince zaten kimse yok şu anda. Yani sahnede şıkır şıkır sevenler için kimse yok. Hı-hı. Anladın mı? Yoksa evet. Çok iyi tasarımcılar. Zaten bu haberde yani eski bir haber. Niye önümüze? Bu bence kumaşçının yaptığı bir işgüzarlık gibi geldi bana. Hmm. Şimdi özel bir gecede, bir derginin gecesinde Büşra Pekin'i görüyoruz. Sertab Erener konuk oluyor. Dünkü gecede mi? Evet. Dünkü gece harikaydı. Ben de orada yemekteydim. Güzel miydi? Çok güzeldi. Son kapıdan çıkarken de İbrahim Kutluay'ı gördüm. Ay şunu doğruyu söyledi dedim. Yarın yine bahsediyor. Biliyorum biliyorum dedi. Seyrediyorum sizi dedi. Öyle mi? Tabii. Eyvah çok doğru muymuş aşk? Söylemedi tabii söylemedi ki. Söylemedi mi? Söylemesi doğrudur. Bu gecede, özel gecede Büşra Pekin sahne alıyor. Büşra hala Bergen'i izlemediğini söylüyor. Bir albüm gelir mi diyorlar. Çünkü çok iddialıydı türküleri, sesi güçlüydü. Albüm gelir mi? Ona tabii öyle bir olumlu cevabı yok ama Bergen'i henüz izlemedim ama çok güzel olduğuna eminim diyor. Vallahi ben Büşra Pekin'e yani hep böyle kızı gördüğüm zaman bakardım. Hani komedi dizilerinde de oynuyorduk değil mi Büşra? Evet evet. Ha? Zaten BKM'den ama çıkmış. Ama ben bu başka yere koydun değil mi artık şu anda? Burada bu filmden sonra çok bayıldım. Ay canım, başka yere koydum. Gerçekten evet. İnanın o şarkı bir türkü söylüyor. Ben hayatımda yani çok türkü dinlemiyorum. O türküye taktım senin yüzünden. Söylediğim bir türkü var ya, o türküyü ne kadar güzel söylemişsin ya. Ne kadar güzel bir türküymüş. Her şeyin çok güzeldi. Yani çok her başarılısın. Şeyin. Çok tebrikler. Ne güzel ya. Sadece senin filminin bir tık daha geriden gelmesinin sebebi hikayesi o kadar kuvvetli. Bergen evet. Kadar popüler bir hikaye evet. Değil ama Bergen kadar da popüler değildi zaten şeyde. Dilber abla da öyle. Dilber ama bana sorarsanız acının ama. İçinden. Acının içinden böyle kanırta kanırta geçmiş kişi Dilberay. Hala yani, aynı şeyi çok söylüyorum. Çok başarılıydı. Peki şimdi Gülşen'in yeni kıyafetini gördünüz mü? Gördüm. Görmeyen varsa izlesin buyurun. Kucak dansı. Skandal. Canım sıkıldı oturdum açıklaması. Lollipop'u. Sert eleştirileri. Ama ya külotla da çıkmayın ya. Külotla da çıkmayın ya. Ve seviyesiz yorumlara maruz kalan Gülşen. Oturduğu yeri bilmeli. Oturduğu yeri bilmeli. Olaylı sahnelerine devam ediyor. İstanbul'da sahne alan Gülşen mekanı tıka basa doldurdu. Kendisini dinlemeye girenlere unutulmaz bir gece yaşatan başarılı şarkıcı hem gözlere hem de kulaklara hitap etti. Ünlü şarkıcı yine çok konuşulacak bir sahne kostümü tercih etti. Vücudunu saran siyah eteği, ön tarafı iç çamaşırı andıran kesimleri, arka tarafı ise kuyruk sokumundan başlayan, kalçasının neredeyse üst bölgesini tamamen açıkta bırakan eteğiyle dikkat çekti. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Nasıl görünüyorum acaba? Eteğini ise yine iç çamaşırını andıran taşlarla süslü büstiyle tamamladı. Gülşen şarkı aralarında kendisine yoğun bir ilgi gösteren hayranlarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi. Nasıl görünüyorum acaba? Los Angeles'ta bağlantıdasınız. Merhaba.
Bir hayranın sosyal medya hesabından Amerika'ya canlı yayın yaptığını öğrenince Amerika turnesinin müjdesini verdi. Canlı yayın baya. Peki tamam, o da olsun. Yakında biz de gideceğiz ama bu arada iletin isterseniz. Amerika turnemiz olacak çünkü. Hemen iletilsin oralara. Sahneye dönerek şarkılarına devam eden Gülşen eleştirilere yine Namus şarkısını söyleyerek gönderme yaptı. Nakarat kısmındaki el hareketi ve mimikleri gözlerden kaçmadı. Son sözü yine dinleyenlerine bıraktı. Çok geçmeden sahne görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Gülşen'in kıyafeti yine olay oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısının "Çıplak çıkarsa şaşırmam" yorumu binlerce beğeni aldı. Tüm eleştirilere rağmen Gülşen'in son sahnesi diğer sahnelere nazaran sakin geçti. Kıyafet tercihi dışında Gülşen'in canı sıkılmadı, kendisini hapis hissetmedi, ne kucak dansı ne de kalçaya şapla katılmadı. Evet, nasıl buldun bu kostümü Seren? Şimdi... Şu alt etek modeli çok moda. Hı hı. Ve bunu Hande Yener sanki giydi. İlk başta giymedi evet, birkaç ay şöyle, önce. Ama şöyle, zaten bunu çok görecek, bu yaz da görecek. Böyle bunlar bu bir iç çamaşırı değil arkadaşlar. Eteği böyle böyle kesiyorlar. Eteği kestin mi böyle? Dolayısıyla evet. Ama bu, yanlar transparan değil mi? Yanlar açık, transparan açık, hiçbir şey yok yani. Açık, değil mi? Evet. Açık yani. Ama şey algısı veriyor. Hani yani, o bir iç çamaşırı çıkmış iç gibi. İç çamaşırı çıkmış yani. Gibi algısı veriyor. Halbuki o eteğin yanlarını kesince o model oluyor. Yani iç çamaşırı değil bu. Ya ben bu elbiseyi beğendim. yani benim derdim zaten hareketleriyle. Bak sahneden inmedi, oturmuyor kucağa falan. Başka bir çok saçma sapan hareketler de yapmıyor. Genelde beğendim ben. Ha, eteğin boyunu beğenmedim. Boyu... Çünkü zaten kısa boylu. Ayak göründüğü zaman bu tip şeylerde mümkün olduğu kadar sahnede bence ayak kısa elbise giymedikten sonra uzun da gözükmemeli. Hı. Çünkü zaten boy kısa. O böyle pazar eteği gibi oluyor sonra. Yani boyunu şimdi üstü ara güzel. Boy diyorsun. Evet, yani ayağın gözüktüğü zaman zaten bacak boyu kısa. İyice kısa durmuş. Halbuki ben onun yerinde olsam göstermezdim ayaklarımı. Bunda upuzun giyerdim bunu. Hmm. Daha da uzun boylu dururdu. Ama üstteki bu taşlı sütyenler çok moda. Çok güzel. Yalnız şey için mesela tabii ben bir ceketin içine tabii tercih edebilirim en fazla da. Çok güzel duruyor. Çok şık duruyor. Yani ben beğendim bunu. Yani ama sahnede... Ya sahnede bunları mesela bir gece kulübüne veyahut da falan giyer, şu sütyenlerden bahsediyorum. Hani bunlar hepimizde olan aslında işte ceketlerin içine giydiğimiz falan bu sütyenler. Yani sahnede daha pahalı giyinebilir çünkü iyi para kazanıyor. Evet. Yani daha pahalı tasarımlar giyebilir. Ama mesela alt... bunlar her yerde olan tasarım mı? Evet. Ha. Yani şu üstündeki sütyen en fazla yani. 2000 lira falan en fazla evet. Yani hepimizin normal şartlarda... Bir ceket içine giydiğim. Etekleri de, eteği de pahalı değil. Etek de en fazla ha. O kadardır. Evet, yani evet. Ben Gülşen'in yerinde olsam 3000 lira, 4000 lira, 5000 liralık bir şeyle sahneye çıkmam. Çünkü çok iyi para kazanıyorum. Yalnız fizik yıkılıyor ya. Tabii tabii. O çok, ben bunu bir şey, ben bu kıyafeti yıkılıyor. Beğendim. Yani, çok yakışmış. Bu kıyafeti burada bir hiçbir şey yok. Çünkü hareketlerde bir şey yok. Bak böyle estetik yaptıktan sonra bu bir şov işte. Hani şov diyordunuz ya. Bu şov ama kalkıp da. Bayağı izliyorum şu an. Kilodu giyip öne eğilip kalçana evet. Böyle şeyler. Bunlar çok çirkin, felaket. Ama bunları yapmadıktan sonra. O tarz bir şeyi de var. Onu da gönderdim ben aslında burada rejiye. Burada mıydı? Bugün mü? Öyle bir şey mi yaptı? Biraz var ama sahnede yapıyor. Sahnede bir olabilir. Bir de şarkısıyla birlikte yapıyor. Hiç şarkısının ara nameleri var. Çok uyuyor. Ben valla
bunu çok beğendim. Bu benim de çok tarzım. Bu etek. Ya zaten bu sene yazın da göreceksiniz bunları. Eşofmanlara yapıyorlar bunları. Yani eşofmanlarda var bunlar. Hmm. Bu çizgi, bu elbise tarzı. Bir bu yıl soyunuyorsunuz benim, gibi galiba inşallah. Bu sene ama bir şey söyleyeceğim. Siz bunu zannediyorsunuz ki Gülşen'le başladı. Bu yani çok 30 yıldır var bu. Ama yok, ben sahnede kesinlikle bitten görmek isterim yani ya. Yani bu 30 yıldır var. Daha ben bilmiyorum isterim. Siz kadın olarak bunu söylüyorsanız demek ki. Yok yok yani mesela yani. Şimdi ben Seren'den hadi yola çıkalım. Ben Seren'in iki sahnesine de gittim. Bir tanesi kırmızıda da yani her yerini yani tırnağını kapatmıştı. Dedim ki ben dedim astrolistin bir yerini görmezsem niye dedim ben masada oturacağım dedim demedim evet, mi? Evet dedim. Ben çünkü kadın olarak kadın diyorum yani. Ama hep söylerim. Kadın, ama sonra zaten kadın için giyinir. Evet. Yani o zaman. Mesela elbisenin hafif seks apelliği, elbisenin açıklığı, fiziği iyi olan herkes bunları giyebilir. Evet. Bak, fiziği iyi olan. Şimdi tabii fiziğini koruyamayanlar da birazcık da hafiften küçük kıskançlıklar yapıyorlar yani. Hani kadının çünkü fiziği yıkılıyor. Hmm. Küçük bir kadın, kısa boylu bir kadın. Tatlı, herhalde 1.55 falan değil mi? 1.55, 1.56 senden kısa benden çünkü. Benden kısa gördüğüm. Yani. Hadi 1.60 de en fazla. 1.60 yok bence. Bence de yok. Gülşen. Ben 61'im. Yani, benden yani kısa. Ondan yani 1.56, 57 falan bir kız. Evet evet. Ama televizyonda önemli değil yani sonuçta onun boyu. Şarkıcı, sahnede de gayet güzel götürüyor. Şamdan gibi duruyor ya. Ve fiziği çok güzel. Ve ben bu kıyafetini beğendim. Çünkü dediğim gibi benim için hareketler çok kıyafetten önemli. Kıyafetten çok daha önemli diyorsun. Fiziğine de bak, kalçası, beli. Yani giyebilen, yakıştırabilen, giyecek yani yapılır. Gülşen'in ciddi bir kilo takıntısı var. Gülşen oturduğu yerde bile ayaklarına lastiği geçirip spor yapan. Hani konuşurken bile çok, onunla uğraşan spor freak yani delirmiş gibi spor yapan bir kadın aslında. Tabii bunun da ekmeğini yiyor. Yani Seren bakma şimdi senin sporla pek kayak dışında bir münasebetin yok. Yani sen yine buna rağmen fiziğinde bir deformasyon yok. Yani bu çok spor yaptığı için her yerini göstermek istiyor. Ben bunu anlıyorum. Bir de bir çocuğu var yani. Biliyorsun değil mi spor yapanlar zaten her yerini göstermek istiyor. Evet, ben bu refleksi anlıyorum. Öyle bir şey var. Tabii. Şimdi ben karakası yapacağım. Karakasımı ben mi göreceğim bir tek? Hiç. Ya da bir tek Ömer mi görecek? Ya da işte bir, sadece mayoda mı göstereceğim diyebilir şarkıcıyken. Ya insan zayıfladıkça onu gördüm göstermek ben. Göstermek de ister. Bir de zaten orası sahne. Şov alanı. Onu bırak. Yani. Bizim geçen gün kuaföre gittim Musa'ya. Orada bizim make-up artisti var. Kızcağız 95 kilo falandı. 5 kilo vermiş. Ne giymiş biliyor musun? File, içine de süt yağı. Dedim Gülşen hoş geldin. Yani düşün kız 95 kilodan 90 kiloya indi de açılmış. Canım, insan heves ediyor. Gidiyor. Yani anladın mı? Olabiliyor ya bunlar. Ben net anlıyorum yani, ya. Net ama anlıyorum. Şimdi bizim için açıklık falan değil derdimiz. Bizim için hareketlerdi. Burada hiçbir şey yok. Buradaki kıyafet de bana göre güzel. Fizik, ama Gülben, ay, Gülben şey. Diyorum Gülşah benim için şimdi ona geleceğim de. Gülşah çok önemli bir dedikodu ay, var. Yapmayacaksın. Yapmayacaksın. Şimdi, maalesef dedikodu gerçek çıktı. Hangisi ama? Ya böyle bir şey olamaz ya. Maalesef. Yani böyle söylemek bir şey, istemiyorum ama. Yani söyler yani bak, miyim söylemez miyim bilmiyorum ama. Ben bile söylemek istemiyorum ama hani hala şey değilim yani. Büyük skandal. Çok yani büyük öyle skandal böyle ama. Skandal büyük bir şey yani. Yani yine de düşünüyorum. Söylesin sesini alacağım diyor. Kiminle ilgili olduğunu biliyor musunuz Bilal biliyor, Bey? Herhalde. Ben sizi dinledim kaçırdım. Yok yok o değil. O değil. O değil. Ha bir dakika bu başka bir şey mi? O değil. Ha ben de diyorum o ki. O yanında hiç kalır. Ona bunu anlatacağım biraz sonra. O yüzden şimdi bir yandan da şöyle bir şey yapıyorum. Ha senin o heyecanın var bugün. Yo, bir güzelliğin var böyle. Ben her zaman güzelim hayatım. Onunla ilgili hayır senin üzerim artı, hayatım. Artı motivasyon yani hadi ondan. Bakalım. Hayır sadece yine de söyleyeyim mi söylemeyeyim mi yine de vicdanlı bir çıkıyor. Bir istişare edelim. İnanın kimden bahsettiğinizi evet, duyamadığım için. Ben bildiğim zannettiğim hani söylemeyeceğiz çünkü dediğim zannettim. Çünkü şu anda zannettim. Ben buradan telefondan da istişare yaptığım için o konuyu konuştuğum için haliyle oradayım şu anda ama neyse yani yine büyük tamam, bir tamam az sonra söyleyebilir. Biz istişare evet. Edelim. Bilal Bey diyor ki güzel az sonra konuşabiliriz diyor bu konuyu. Tamam biraz sonra ona geçeceğiz ama şimdi Gülşen gerçekten bu sefer benden geçer not aldı. Çünkü hareketlerinde bir problem yok. Ya tabii de her zaman dediğimiz şey yani aktivasyon da önemli ya böyle aktivitelerin hani ne yaptın giydiğin basit şeyle olmayacak, birlikte. Basit olmayacak hareketlerin ve o kıyafet mesela bu kıyafet sahnede giyilebilir.
Tamam mı? Bu sahnede giyilebilir. Ama o filenin içerisindeki string olmazdı. O, yani o, onu... Ya belki onu... yine durduğu yerde dursa belki ya olurdu. Ama ekstra o yaptı. Çünkü orada da vücudu çok güzel duruyor. Vücut güzel ama evet. İşte hareketler, oryantal i̇şte, dans hareket. Falan çok felaket. Şimdi bunu aylar önce dediğim gibi Hande giydi. Evet. Ama Hande'ye hiç yakışmamıştı. Ay evet. Ben, bakayım ona. Biz o yüzden eğer bulursak Hande'nin o kırmızı kıyafetini. Ben o yüzden küstüm valla. Ne oldu dedi Namus Bekçim, sinirlendin mi bana dedi. Ay dedim ki iğrenç abi. Yani hiç güzel değildi Namuslu yani. Namuslu ilgisi yok yani yakışmamıştı. Proporsiyonu da gitmemişti. Hayır ona hep şimdi koruyorum burada, ya genelde. Şimdi burada mum nasıl gibi bir şey duruyor kadın. Onu hatırlamadım valla. Bir gram fazlası yok delireceğim. Yani muhteşem duruyor. Evet, ama şey Hande'de bu kadar estetik durmamıştı. Ama Hande'nin giydiği muhakkak altı daha bol bir şeydi. Deri ve kırmızıydı. Evet be boldu. Yok be. Kırmızı ve deri. Cinli gibi bir şey değil miydi? O değil hayatım. Kırmızı bir deriye giymişti. Ha öyle mi? Ben aynı bundan. De cinli tabii gibi bu model. Ha bu. He, evet. Bunu diyorsun. Ben bunu orada şapkasını ben. Falan evet beğenmemiş. Mesela burada şapkaya gerek yok. Burada bence. Hiç yani bence olmadı. Ama ilk giyen bunu yine Hande'ydi. Onu tabii. Ama tabii ha, yani bunlar başka. Bu şeyler var. Dediğim var. Gibi eşofmanlar hepimizde var. Bak eşofmanlarımız göreceksiniz zaten. Hepimiz giyiyoruz bunları ve bunlar... Çok moda bir şey. İki taneli, üç taneli, buradan bağlamalı. Yani bu var bu sene. Belden bağlıyorlar zaten. Evet. Seren. Ben peki. Çok beğendim. Ben sonunda tümüyle açacağınıza inanıyorum. Allah'ın izniyle. Ama bir şey söyleyeceğim. ben sana belki... bir şey diyeyim. Belki daha iyi olur. En azından sapıklar da azalır artık. Yok yok şimdi sahne yoktu ya. Bunlar da barlarda çıkıyorlardı. Çok fazla dikkat çekmiyordu. Ama yani yıllardan beri bu zaten seksapellik, yıllardan beri transparan, yıllardan beri bu açıklık var artık sen var biliyorsun. Ay tabii ki var. Yani olmaz bunlar yani sahneye hani çıkıyorsan başlamış hayır, falan bir şey değil yani. Yok ya sahneye çıkıyorsan %100 transparanlığı yani. Hak ediyor sahne ben. Peki 53 yaşındaki Jennifer Lopez'in dansını ne 58. Diyorsun? 58 mi? Ya. 58. Bazı yerlerde 53 geçiyor ama 58 diyorsun. Yok, yok, ya daha büyük. Da çok gurur duyuyorum. Sizi kırmayalım. Bir izleyelim. Alo. Ama muhteşem fark etmez ki. Yaş kaç olursa olsun bu nedir ya? Bu nedir ya? Buyurun. Bravo. İşte yani gerçekten müthiş, müthiş. Allah Allah. Yani... Bunlardan sonra zaten. Bunlardan sonra. Yani. Şimdi ne geliyor aklıma biliyor musun? Sonra. Bazılarının kıyafetini, bazılarının saçını, bazılarının hatta sesini dahi taklit ediyor bazı sanatçılarımız ama... Yani performans bütünüyle, marka bütünüyle bir oluyor ya. Boşver dünya devi olmuyor. Yok Türkiye'nin Beyoncé, yok Türkiye'nin ya. Jennifer Lopez'i efendim. Hep çakması işte. Yani. Efendim. Hep çakması. Haksızlık evet. Yapmayalım ya. Kimsenin adıyla yan yana getirmeyelim. Bu daha nedir ya? Şöyle iki dakika toplam iki dakika böyle bir grupla dans eden bir sanatçı yok burada. Yok. Çok haklısın. Dans i̇ki dakika. Zaten bizim Türkiye'de bizim belki... yani tabii ay, bunlar tabii bunların şeyinde de yani dokularında da bu dans bu estetik var yani evet. bu bir gerçek yani onların de. Genetiğinde var diyorsun. Hani bizde böyle kıyafetleri falan örnek alınıyordu keşke biraz da dans dersleri alsanız kendinizi popçular için söylüyorum biraz aynen. Geliştirseniz de çok komik dans ediyor çünkü hepsi. Yani çok ve Türkiye'de gerçekten çok iyi dans okulları var. Evet. Dans eğitmenleri de var. Var. Ama bizimkiler asla şey yok. Gibi ilkokul ya, müsamere dans, çocuğu dans gibi hepsi. Var, inanılmaz hiçbirisi dans edemiyor. Kusura bakma iyi dans eden hiç kimse yok, yok. Yani. Yani kulak yani bir şey dans konusunda gerçekten hepimiz sınıfta kalmış durumdayız. Yani. Seren sahnede dans nasıl buluyorsun? Dans edilmeli ama tabii ki yani bizimkiler müsamereye çıkmış gibi bu kadının figürü yapma süresi neler 60 saniyesi. Ben birisini koydum da hatırlamıyorum. Çok kötü birisinin, yani. Birisiyle birinin dansını koydum bir Türk bizim şarkıcılardan bir de yabancıyı koydum da kimi koyduğumu unuttum. Metronomda bir problem var yani mesela bu kadın bir figürü zaten bunu yapamaz da bir figürü. 60 saniye içerisinde yapıyorsa o 3 dakikada yaptığı için okul müsameresi gibi oluyor. Slow motion gibi oluyor. Yani bizim popçular kendilerini şey yapamıyorlar. Yetiştiremediler. Benefek izliyor şu anda bu arada sahnede onu. Bu da tabii ciddi bir motivasyon değil mi? Manitalar ama izleniyor. Bu kadının giyim tarzı, klası. Ben Jennifer Lopez'i herkesin bir de rahmetli Whitney Houston. Bir de onu o bambaşka bir kadındı. Bir de bence bu yani. Ama tabii... Whitney bu kadar
hareketli, bu kadar, kadar dans eden. Ben Whitney Houston'ı seyrettim. Sahne şovları bu kadar ışıklı ve hareketli değil. Ama çok önemli bir ses. Ama bir kere muazzam bir ses tabii, yeri dolduran az bir isim ama. Ve çok da güzel bir kadındı bence. Tabii yani. O da, o artık melez de değil, o artık hani gerçekten. Çok güzel bir kadını. Ama Jennifer Lopez şimdi biraz da tabii Ben Affleck biliyorsunuz 15-16 sene ayrı kaldılar. Ay evet. 16 yıl ayrı kaldılar. Onun bir motivasyon oldu feci. Bence çok havaya girdi ona. Evet. Çok iyi geldi ona ya. Bir erkek kadını havaya sokuyor arkadaşlar. Bu bir gerçek yani. %100. Aşk ve diyelim. Ve o beğensin diye başlıyorsun çünkü, en güzel tabii, şeyleri yapmaya. Bu kadın yine stardı. Ben Affleck gitti bunu aldattı biliyorsunuz. Aldatınca bu ondan ayrıldı. Bütün zaten kimyası falan bozuldu. Affetmedi onu, gitti öbür adamla beraber oldu falan ama bitmemişti. Ve 15 yıl sonra tekrardan birbirlerine döndüler. Ve şu anda beraber... Ne enteresan değil mi ya? Nasıl? Çok enteresan. Düşünsene sen 15 sene önce çıktığın birisiye geri dönmüşsen. Ve insanlar şu anda onları birbirlerine çok yakışıyorlar. Evet. Beraber Bennifer diyorlar onlara. Hani Jennifer'la ben ya, ikisini koymuşlar Bennifer diyorlar. Ve kadına bence iyi geldi. Öbür adam çok beyefendi bir adamdı. Ama kadın bunu da hissediyor ya, yapılacak bir şey yapacak yok. Yapacak bir yani. Şey yok. Hani bunu da hissetti ve bütün vücuduna, fiziğine dans... Bilal Özbilge. Bizi. Ben Bilal Özbilge. Bak bitiremezsin. Tamam, bizim de seninle ilgili. Tamam. Bizim de söyleyeceklerimiz var. Benim de Burcu'ya bir söyleyeceğim bizim var. Bizim hepimizin söyleyecekleri evet, var. Evet. Derhal bir WhatsApp grubu oluşturulsun. Burcu Özbilge'nin de içinde bulunuyor. Ben bu danslarımla yarın İskenderun'a gidiyorum. Düşün diyorsun. Hatay'a gidiyorum. Allah. Yani İskenderun'a şehir... Orada bir şey var. Aa, süper. Güzel bir event var. Güzel. Oradan da Bodrum'a gidiyorum. Cumartesi de Bodrum'dayım. Ben de Amsterdam'a gidiyorum. Evet. Ay, güzel ya. Ben de 20 kadınla Yalova'dayım. Ya herkes birilerini bırakıp gidiyor. Evet. Sen sevgilini, ben sen kocanı. Ben istemedim. Bu seyahatte arkadaşımla kocası ya. Gidiyor yani. Evet. Ay, çok iyi ben yaptın ya. Ben de onlara ya. Bir değişiklik olsun diye Tohma'ya dedim. Çünkü köpekleri bırakamıyorum yurt dışına gittiğim zaman. Çok dert. İlla bir o zaman haftada Tohma gider canım. Haftada Tohum'a gidiyor. O zaman da sen bakarsın. Yok, gidiyor. Evet, o da gidiyor. Peki, bu bizden sonra moda oldu biliyorsun. Kim yapmış? İbrahim Tatlıses'in orkestrası mı yapmış? Yok verelim. Artık. Bak canım, önde ayı dans ediyor gördüğü gibi. Ayılar dans etmez ya. Ediyor. Şimdi bu da bu olmaz. Ne bakıyorsun, ayı mı oynuyor derler ya. Ayı oynuyor. Tamam Bilal'cim, anladık. Jennifer'dan sonra bizi vermeni anladık Jennifer'dan yani. Sonra... Allah'tan bunlardan sonra biz süper gözüküyoruz. Buna bak buna. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Bunları verince Allah'tan biz neyse ki biz kötünün iyisiyiz. Yoksa bizi bitirmiştin biliyorsun. Ali, o Alişan'ın dizisine benzedi eski. Felaket. Ay çok kötü. Cennet Mahallesi mi? Çok tatlı. Evet, bunlar keşke yapmasaydı. Güldük, eğlendik. Lütfen bizi karıştırma bundan sonra. Peki, Yaman ailesinin başı dert de programın dışında da söylemiştim. Can Yaman'ın babasının, Güven Can Yaman'ın sevgilisi ayrıldıktan sonra durdurak bilmiyor iddiaları devam ediyor. Ben bizden sonra daha yani daha da fazlalaştı. Yaman ailesi konuşulmaya devam ediyor. Libido Can Yaman'ın babası Güven Yaman'ın eski sevgilisi Melisa Nazini'nin olay açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Kız ayrılırken aileyi yaktı ya. Can Yaman'ın çapkınlığını babasından aldığı iddiaları konuşulurken Melisa Nazini'nin söylemezsem olmazı özel açıklamaları deprem etkisi yaratacak. Nazini, Can Yaman ve babası ile ilgili son noktayı koydu. Kız ayrılırken aileyi yaktı ya. Herkes Can Yaman'ın çapkınlıkları ve... Bana. Skandallarını... Yapacak bir şey yok arkadaşlar bunlarla ilgili, ne yapalım yani, biz de mi onlara karşı hakaret... Çok üzücü yani,
konuşmaya alışmışken geçtiğimiz gün Can Yaman'ın babası Güven Yaman fena patladı. Güven Yaman'la aşk yaşadığını iddia eden Melisa Nazeni yaptığı paylaşımlarla Yaman ailesine gider ayak 90 artı golü attı. Güzel kadın açıklamalarında Can Yaman'ın babası için Güven Yaman çok konuşuyor. Oğlu zengin, kendisi değil. Yamanlar tuhaf bir aile ve benzeri açıklamalarla Güven Yaman'la ayrıldığını söyleyip adeta bomba atıp olay yerinden kaçtı. Can Yaman'ın şimdiki ilişkisi Francesca Schlemi içinse yasak aşk yaşadıklarını ima etti. Olaylı yayınımızın ardından Melisa Nazeni yapımcımıza ulaşıp hakkında yapılan iddialara cevap verdi. Güven'le muhteşem bir ilişkimiz vardı. Yaşı hiçbir zaman sorun olmadı. Çok konuştuğu doğru. Bu yüzden ben ayrılmak istedim. Arada bir ihanet yok. Kimse iftira atmadığını söyleyen Melisa Nazeni iddialarına şöyle devam etti. Can'ın birlikte olduğu kızlara yazdığı konusu da Can'ın sevgililerine değil, Can'ın tek gecelik birlikte olduğu kişilere yazdığını defalarca gördüm. Nazeni sözlerinin devamında ünlü olmak gibi bir kaygısının olmadığını, ajans sahibi biriyim, işim gücüm var diyerek bitirdi. Bizim tek merak ettiğimiz acaba libido Can Yaman ve babası Güven Yaman'dan bu iddialara cevap gelecek mi? Yaşı hiç yaş bizim aramızda sorun olmadı diyor. Bilal Özbilgi bir açıklama yapmış. Bunu reklamlardan sonra vereceğim ama bu açıklamalar devam ederse Can Yaman'dan gelmez ama babasından bir açıklama gelir gibi geliyor bana. Bence tedbir kararı aldı sana bence daha iyi. Bence tedbir koyacaklar, hiç muhatap olacaklarını bence düşünmüyorum. Bence düşünmüyorum açıkçası. Şimdi sen muhatap olacakları derken yani şöyle gecelik bir ilişkisi değil bu Güven Bey'in. Bayağı uzun süre süren bir ilişkisi yani. İyi tamam, gecelikle ne alakası var? Hayır yani muhatap olamayacak derken başında olmayacaktı muhatap. Hayır. Ne yapalım? Yani... Daha yani sonra bitti bazen... ya. Şimdi birlikte anılmak istemeyecekleri için. Ha öyle olabilir yani, yani muhatap olmayacak kalitesizlikte falan değil mi? Adam o anlamda söylemiyorum. Ya hanımefendi adı ne? Adını biliyor musunuz? Melisa. Melisa'nın bak şöyle duruyor. Davanıza belki haklı olabilirsiniz ama hani hırslanırsın. Hırsından senden ayrıldığı için deliye dönersin. Ondan sonra da bır 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 konuşuyor. Ha bir dayak atar size. El kaldırır. Yani kötülükler yapar, kamuoyuna paylaşabilirsiniz, yardım istersiniz falan. Bu ayrı bir şey ama bu adamla normal şekilde anladığım kadarıyla ayrılmışsınız. Adam ayrılmış gibi duruyor. Çünkü siz konuşuyorsunuz ya devamlı. Mesela anlatıyorsunuz, oğluna giriyorsunuz, oradan çıkıyorsunuz. Yani sanki siz terk edildiniz, bunu hazmedemediğiniz için bunları konuşuyorsunuz gibi geliyor. Yani bir açıklamanız gereken bir şey varsa buyurun bizim programa bağlanın. Tam anlatın. Çünkü mesela, böyle storylerden olmuyor. Siz kötü vaziyette kalıyorsunuz. Öyle değil mi? Aynen öyle. Bir de babasıyla ilgili tabii sevgililerine ya da günlük ilişkilerine sarkıyordu veya işte yürüyordu diyor. Acaba önce siz Can Yaman'la tanışmış olabilir misiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bunu bu kadar iyi biliyorsanız. Evet canım kulağınızın yakından. Acaba önce Can'la mı flört ettiniz de sonra mı babasıyla flört ettiniz? Yayına bağlanmak istemiyor fakat bir açıklaması var. Süremiz ne kadar bilmiyorum ama reklamlardan sonra verebiliriz. Nasıl reklam sonrası verelim? Peki. Reklamlardan sonra bir açıklaması var. Aslında neden ayrıldıklarını anlatan bir açıklaması var. Yine Can Yaman'ın da işin içinde olduğu bir açıklama. Şimdi reklama gidiyoruz dönüşte. Yani tabii çünkü Can Yaman'ı da suçluyor devamlı. Babayla evet, ilgili değil yani, sadece yani. Majör bir şey yok Can ortada mesela. Can istemiyor belki de bu ilişkiyi. Onundan da takmış olabilir. Olabilir. Şimdi reklam göreceğiz. Şimdi Melisa Hanım'ın açıklamasını verelim. Can Yaman'ın babasının eski sevgilisi. Ne hale geldik. Peki verelim. Şöyle diyor. Yayına katılmak istemiyorum. Olaylar uzamasın diye sadece yayında şunu söylenmesini istiyorum diyor. Emri olur sultanımızın. Yani hiç tanımadığımız bir adamın yani. Ve hiç tanımadığımız istekleri... sevgilisi. Güvenle muhteşem bir ilişkimiz vardı. Evet. Yaşı hiçbir zaman sorun olmadı. Çok konuştuğu doğru, gülücük. Bu yüzden ben ayrılmak istedim. Arada bir ihanet yok. Kimseye iftira da atmadım. Her şey doğru. Can'ın birlikte olduğu kızlara yazdığı konusu da Can'ın sevgililerine değil ama günlük gecelik birlikte olduğu kişilere yazdığını defalarca gördüm. Sonrasında düzeldiğini düşündüm Güven'in. Çünkü bana hiç ihanet etmedi. En son ayrılmak istediğimde benim engelli kızıma hakaret eden İran'da bir kızla konuştular. Beni kötülercesine,
Bu yüzden sinirlendim ve bunları paylaştım. Hmm. Yani iftira yok. Olaylar uzasın istemiyorum. Kendimi tanıtmak gibi bir amacım da yok. Ajans sahibiyim, bir işim gücüm var. Çok birçok ünlüyle çalışıyorum zaten. Böyle şeylere ihtiyacım asla yok diyor. Tamam, bir başka kadınla kendisi hakkında kötü konuşmasına beraber olduğu adam olduğu için buna hırslanmış. Hırslandığı için de bu açıklamaları yapmış. Yani Can'a hiç bulaşmasaydınız, çünkü Can'ın burada hiçbir kabahati yok. Oğlun, evet, babası. Evet. Can'ın kimle ne olduğu, ne bitti, evli oğluna beraber olduğu, o sizi ilgilendirmez. Bu söylemleriniz içerisinde olmuş olmasaydı... O zaman yazdığınızın bir emniyeti vardı. Bir şey vardı. Şimdi yani. Adamı da bence seviyorsunuz hala. Adamın sizin hakkınızda bir başka kadınla ve sizin evladınıza özel durumuyla alakalı hakaret eden bir kadına konuşmasını her kadın içerler. Hepimiz içerlerdik ama sizin sinirinizi kontrol altına almayıp bu şekildeki söylemleriniz, haklıysanız bile davanızda, sizi haksız duruma düşürdü. Çünkü şık hareketler değil bunlar. Hani adam sizi dövseydi, şiddet kullansaydı tabii ki çıkıp bağırın. Ama hani sadece diyorsunuz ki beni aldatmadı, bana bunu yapmadı, sadece bir kadınla konuştu diye. Artık oğlunun evli kadınlarla beraber olduğunu söylüyorsunuz. Kendisinin oğlunun sevgililerine sarktığını söylüyorsunuz. Yani o kadar çok şey söylüyorsunuz aynen ki. Aynen öyle demediğiniz yani, hiçbir şey kalmamış çok ki zaten. Çok ağır şeyler var. Bu aşamada biz tabii Can Yaman'dan dolayı bu işin içine girmek durumunda kaldık ama Can Yaman'ın ilişkisi yasaksa buna ne diyorsunuz? Can yine kariyeriyle ilgili çok saçma bir şey yapmış olmuyor mu gerçekten? Yasak bir aşıksa, evli bir kadınsa. Belki de dizi oyuncusu. Burada da çıkartıyorlar herkesin herkesle. Evli kadın düşünsün. Can Yaman niye düşünüyor o zaman? Can Yaman da düşünsün. Evli bir kadınla mı olacak Can Yaman? Hayır yani. Olur mu canım öyle şey? Onu o kadın düşünsün. Bizim adamımız Can ya. Biz de Can'ı düşünmeyiz. Hayır yani burada bu kıza ne? Yani benim demek istediğim o. Ama ben sonuçta yani bir habere de burada yani kendine çıkış yolu bulmuş. Ama yani bunu o yani referansımız şu anda yani kızgın bir kadın yani ve Can'ın babasının eski sevgilisi olamaz. Ama hiç kusura bakma da no name birisi için de niye ben o çocuğu ateşe atayım ki? Ne demek ya, no name diye inanmayacak mıyız hareket şeyiz iddialarına? Kendi sinirinden dolayı bu ama sürü açıklama Can'ın yapmış bir kadına. Canın da o kızla gerçekten beraber olup olmadığını bilmiyoruz. Belki basında böyle çıkıyor. Ya kızla, basında evet, her çıkan aslında, şey doğru mu değil. Aslında kızla tabii görüntüler var ama çıkıp ben bununla sevgiliyim diyemedi. Sebebi de evli olması diyor kadın. Evli olduğunu tamam, biliyorum bunun diyor. Bunun konumuzla ne alakası var diyorum. Hiç konumuzla alakası yok. Ama ben işin içindeki refleksten maalesef haberi koklamak durumundayım. Buradaki haber bana göre evli bir kadınla birlikte olan Can Yaman yani. Güven Bey'in çok konuşmasından bana ne günün sonunda yani. Çok konuşuyormuş adam. Ben Can Yaman evli biri değil mi, ona bakarım yani. Ben bu kızla beraber olduğunu düşünmüyorum. Veyahut da kızın evli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü İtalya'da da... Bir de zaten birlikte dizi film çeviriyorlar ya da dizi galiba. Birlikte rol şey arkadaşı bu arada. İtalyanlarda da bunu bil ki bizimle magazin aynıyız. Yani. Evet, evet. Magazin de aynı. Aynen. Yok, bizim değerler de aynı. Da aynı. Değerler misafirperverlik de aynı. Falan her şey, da. Her şey. Özellikle Katolikler bizimkiler evet. gibi muhafazakardır. Evet, evet. Çok açık elbise giymezler. Gidip evli adam falan. Yani hani orası İtalya diye şey diye düşünmeyelim. Hani orada hani her Avrupalı. Şey mübah, ha. Hiç kimse tabii, tabii. rahatsız olmaz, hani kocası varsa da falan, öyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olsaydı İtalyan basınında da bu çıkardı. Ben bunu bir doğruluğunu yani sağlamasını yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani buna çok itibar edilecek bir haber değil bu bence. Kızın sinirlendiği için, belki kız evlidir. Kız evliyse bunlar beraber değildir. Belki beraberse de belki kız evli değildir. Ona yani sen her iki ihtimali aynı anda düşünemiyorsun. Düşünmek istemiyorum tabii ki. Hmm. Bir yani. De artı rol arkadaşı zaten. Hani birlikte görünmeleri, birlikte poz vermeleri. O normal yani. İyi ilişki içinde olmaları gayet doğal. Ya yıllardır bizim bu çocuk neydi, bir kız vardı. Hiç şimdi yani tanımlayamayacağım bile. Hani komedyen, çok da yakışıklı bir jön çocukla beraber. Kız komedyen yazıyor aynı zamanda. Gupse. Heh. Gupse ile çocuk beraberler. Israrla öbür kızı saçlı kızla beraber deyip de. Öbür kızı saçlı kızla bir nişanlıydı. Bir de nişanlıydı bunlar beraber demediler mi falan demediler. Elçin Sangu. Elçin Sangu. Ondan sonra yani bunlar bir şekilde yakıştırıldılar. Belki de bunları da yakıştırdılar. Ha, olabilir yani, bilemiyoruz. Belki de yani ben Can'ın evli biriyle birlikte olmasının aptallık bu saatten sonra olduğunu düşünürüm yani. Aman ne? Diyeyim. Aman. Yani. Ya bu kadar kariyer, bu kadar marka. Orada da bu kabul hiç görmez, merak etme. Tahmin ederim. Orada da görmez. Yani mesela şimdi bu arkadaşımız tanımadığımız evet. bu kız arkadaşımız. Bir de ajans işletiyormuş, ünlülerle çalışıyormuş.
böyle her çalıştığı ünlüye sinirlendiğinde böyle ifşa mı edecekmiş çalıştığı ajansında? Ne kariyer, ne yani, kariyer, ne kariyer. Bence yani çıkıp yani deseydi ki evet ben Can, illa bir şey söylemek istiyorsa yani. Evet, evet ben Can Yaman'ın babasıyla beraberdim. İlişkimiz sonlandı. Çünkü benim evladım özel bir çocuk. Ve bu özel çocuğun maalesef durumunla alakalı onu hakaret eden bir kadınla konuşmasına çok içerledim. Bunu affedemiyorum. Yollarımı ayırdım deseydi. Çok daha... Çok daha etkili olurdu. Ne kadar asil ve güzel olurdu yani. Gidişleri öyle olurdu. Ama burada sen o yasalçı ol, bu evet yasalçı ol. Yani haklıyken haksız duruma düşmek bu olsa gerek. Tabii tabii yani üslup tabii çok çirkin, alakasız. Can'ın ne suçu var? Yani. Ama günün sonunda doğruysa da bir bakmak lazım tabii konuya. Evet, bir Can Bali oraya takıldı. Evet. Bunu bunu araştıralım. Şimdi hadisenin müstakbel eşi, nişanlısı kesenin ağzını açtı. Açsın yavrum benim ya. Tony Avlar'ın sayfasında gördüm bir yorum. İnşallah diyor. Kepçeyle şeyle verip kaşıkla verip kepçeyle almazlar kızdan. Buyurun. Hadisenin nişanlısı müstakbel eşi için kesenin ağzını açtı. 3 milyonluk yüzükten sonra nişan hediyesi pırlanta bileklik fiyatıyla dudak uçuklattı. Aile şirketleri iflasın eşiğine gelen ve amcası tarafından dolandırıcılıkla suçlanan Mehmet Dinçerler'in nişanlısı hadiseye aldığı bileklik ve çok konuşulacak değeri. İşte detaylar. Oyuncu Kaan Yıldırım'la Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la adının yasak aşk iddialarına karışmasından sonra evliliğin eşiğinden dönen hadise aradığı aşkı iş insanı Mehmet Dinçerler'de buldu. Ünlü kadınlarla yaşadığı aşklarla adını duyuran Dinçerler ve ünlü popçu ilişkilerini uzatmadan evlilik kararı aldı. Dinçerler'in evlilik teklifi ederken hadiseye aldığı 3 milyonluk yüzük olay oldu. Amcası tarafından dolandırıcılıkla suçlanmasıyla davalık olan Mehmet Dinçerler'in milyonluk hediyesi mahkeme tutanaklarına girdi. Yok. Bütün bankalara borç vardı. Bir kısmını ödediler. Ama yapılandırdılar, ödediler. Ama iki tane bankanınkini ödemediler. O iki tane banka da amcanın evi olan banka. Onu bilerek yaptılar o zaman, öyle mi? Haberlerin ardından ikili faturayı magazincilere kesti. Muhabirler ve ikili arasındaki soğuk savaş zaman zaman kameralara yansıdı. Bu haber hoşlarına gitmeyecek. Birkaç kelime etseydik. Sezen Aksu'yu sorsaydık çıkardığı parça çok gündemde şu an. Eleştiriler üzerine kasaya kaldırıldığı iddia edilen hadisenin saklamaya çalıştığı yüzüğün yankıları devam ederken kısa bir süre önce gerçekleşen nişan töreninde verilen nişan hediyesi ortaya çıktı. Dinçerler hadiseye şimdi de 1 milyon 100 bin liralık pırlanta bileklik taktı. Dinçerler ailesi iflasın eşiğindeyken hadise daha evlenmeden milyonluk gelin oldu. Evet, nereden baksan 100 bin dolara yakın bir fiyat. Yani 1 milyon 100 bin TL. Borçlular devirden yolaşmışlar iyice artık. 3 milyon o. Gerçi o bence 3 milyon değil hala da. İşte öyle 4-5 milyonluk bir acaba takı. Ya keşke arada avukat hanımla bir mesajlaşsaydık. Yapılandırma olduğumu, borç ödemesiyle ilgili durum ne acaba? Olsa açıklama gelirdi, sen rahat ol. Ha, gelir miydi? Hiçbir şey yok bence. Şimdi çocuklar... Bıraktığımızdan daha kötü bence durumlar. Öyle mi diyorsun? Gittikçe çoğalıyor. Şimdi takı, yani annesinin takıları vardır. Onu verirler, başkasını alırlar. Onu falan filan. Özellikle baktım kesimine hani, de eski mi yeni mi diye. Şey değiştirebilir, montürü değiştirebilir. Ha, değiştirebilir yani montürü, evet ama. Ama yani bu kadar büyük borç varken ve amcasının evine haciz gelip amca o evden gitmişken zaten bu takıların falan alınıyor olmuş olması demek kenarda köşede yine de bu ailenin biraz parası var demektir yani. Dolayısıyla işte bana bence nişan zaten töreni bu yüzden saklandı. Hani hala nişan mı yapılıyor? Bu kadar borç var, harç var, amcanın evi satılıyor. 1 milyon yüz eder mi ya bu? Yani yine egzajere var, ben size o kadar söyleyeyim yüksek ki. Ama ne yan zaten egzajere edilmiyor. Peki bir şey diyeceğim, içi beyaz mı sarı mı, doğru mu görüyorum? Sarı pırlanta. Yani sarı pırlanta pahalı bir pırlanta evet mıdır? Pahalıdır ama yani normal beyaz kadar değil. Çocuklar bunların hepsi biliyorsunuz dolar üstünden ya. Yani tabii eski evet dolara baktığında 100 bin dolar mesela hani daha makul gibiydi. Mesela şu eldeki şu bilezik o eski bir tip bir şey.
Tabii hep yani. Belki de kayınvalide. Bunlar takım olarak mı 100 bin dolar? Yok. Yok yok, zaten fiyatı 75 bin dolara denk geliyor da ben hani ortalama 100 bin dedim ikisi için falan neredeyse. Yani bu kadarını da alamayacak bir aile değildir yani. Yok zaten aile bir değil ama borçlar vardır. Borçlar var Seren. Herkesin unuttuğu bir şey var. En çok da Mehmet Dinçerler'in unuttuğu. Borç Mehmet'in. Mehmet ama diyor ki avukat. Mehmet akıllılık yaptı. Kendi üzerindeki borçları temizlediği için yarın öbür gün Hadise'yle evli olduğu zaman Hadise'yle onlara gelecek bir borç yok. Ama amcasının üstündekileri şirket hesabından alıp kendi kurduğu şirketin parasını yani o tatlıcı hesabından alıp kahve hesabındaki borçları kapatıp kendi şahsi amcasının yıllardır zordun yaptığı birikimden aldığı evi falan haciz geldi ve adamın evi satılıyor dendi. Bu arada şimdi, şu evlendikten sonraki haciz işini biraz araştırdım. Hadise öncesindeki hiçbir borçtan sorumlu olmayabiliyor. Evet. Hatta benim bir arkadaşım borcu olan bir adamla evlendi. Ve kızın varlığı var. Haciz memurları eve gelemiyor. Yani o belge, o yazı hepsini durduruyor. Bence de doğru bir şey o. Çünkü evet, öncesinde düşünebiliyor musun? Miras tabi kaldığı zaman önceki borçlarından bana ne kocamın yani? Aynen öyle yani. Böyle bir saçmalık var mı yani? Herkes o zaman zengin bir kadın bulsun ya da zengin bir koca. Nikah, borçlarını pat diye ödettirsin. Tabi. Nikah tarihinden sonraki her şey evet ortak ama öncesi için sorumluluk kabul etmiyorum yazısı hükmen geçerli. İyi süper. Birçok hadi senin biraz güzel bu konuda. Değil mi? Doğru hiç zaten yani fair. Yani bana ne benden önceki borçlarını o zaman yani. Zaten öyle olsaydı da zaten Demet de o zaman çok zorlanırdı belki de. Tabii. İki evlendikten sonra olan borçlar. Demet'in durumu daha başka. Mesela kocan Allah korusun ölse. Tabii evlenmeden sonra. Benden önce evlendiğim süreçten önce kocam diyelim Allah korusun ölse mesela. Benden önceki borçları o zaman beni ilgilendirmiyor demektir bu. Evet. Benimle nikahtan önceki tabii borçları ki, beni evet ilgilendirmiyor. Yani tabii mantıklısı ve akla yatkını da bu. Şimdi birkaç haftada bunu konuşacağız. Belli oldu Seren doğru söylüyor nişanlıya gizli. Tabii nişanda şimdi bir şeyler takılır. İşte, ki takılmış. Borçlular var. Tabii tabii. Ya borçlular. Ben de onun için sordum ya düğünü maliye basarsa veya borçlular veya avukatlar basarsa. Ama anlamadığım bir şey var. Kendi borçlarını kapatmış. He. Yıllardır ama yine bunlar tatlıcıydı dışarı ya bunlar. Hı-hı. Amcası babası tamam bunlar. Amcasının eniştesi çocukları bu işi yapmamış. Bu yönetim kurulunda imza sahibi. Tamam. Amca da o yüzden destek olmuş. Çekmiş çekmiş öbür şeyi kurmuş. Çekmiş çekmiş harcamış gezmiş bunu kıza hava attı diyor ya avukat o gün. Evet. Ondan sonrasında da amcasının evine banka el koymuş. Oradan aldığı bütün şirketten aldığı paralarla kendi borçlarını sıfırlamış şu anda ona gelmez. Dolayısıyla ha, muhatap diyorsun amca. Dolayısıyla giderse amcaya gidiyor, devamlı gidecek ha, yani. Amcanın şöyle bir şey bu çocuğun babası ile tabii ki amcası kardeş olduğu için hakkaniyet durumu var. Yani o da kendi kardeşini sokakta bırakmamalı kendi oğlunun hatası yüzünden. Ama burada şirket eğer ki şirkette bunun da ismi, amcasının da ismi bilmem ne varsa yine düğünü basmazlar mı? Borç, yok. Borçlarla çünkü şahsi bir tek, borcu yok. Yani borçlarla bir tek adam mı muhatap? Hayır amca mı? Çünkü zaten bu borçlara karşılık zaten hacizler yapılmış ya. Zaten alacağını alıyor bankalar şimdi. Daha fazla alacağı bir şey yok. Tamam. O yüzden de olan amcaya oluyor burada. Yani avukatın söylediğine ama göre. Ama size bir şey söyleyeceğim. Ben o sesin, şey o ses Türkiye'nin çekimlerinde oraya haciz memurlarının, icra memurlarının geldiğini duymuştum. Ve bu borçlarda Hadise'nin değil, ablasının yaptığı borçlardı. Yani Hadise'nin çok haşır neşir olduğu ve bildiği bir konular biliyor musun? Kaderden kaçılmaz bir durum var ki hani aile bağlarıyla birilerine kefil olduğun süre içerisinde senin de başın dertten kurtulmayabiliyor. Şimdi o sesin çekimlerine gelmiş yani. Hadise'nin bu korkunç kötü hikayesini şu anda bu hikaye sarıp sarmalıyor. Dolayısıyla Hadise bu evlilik olması için ve gitmesi için çaba sarf edecek zaten. Yani ne olursa olsun Hadise bu evliliği götürmeye çalışacak. Çünkü tutunacak başka bir dalı yok. Yani çok büyük bir skandaldan sonra işini kaybetti, koltuğunu kaybetti. Ne kadar bir parmak bal çalsa da Acun Ilıcalı onun ağzına öbür şeye koyup
dijital platformdaki programa koyup aslında gönderdi. O ses rap. Bence. O yüzden de şimdi tek tutunacak dal bu evlilik. Evliliği konuşuyoruz. Çocuğun borçlarını konuşuyoruz. Hadiseyi Ebru Gündeş'le olan kocasıyla olan skandalını unuttuk şu anda. Öyle mi oldu böyle mi? Zaten bunlar yapılmıyor bu mu zaten? Şimdi o yüzden de bu çocuğa bu bir şekilde öyle o yapacak böyle yapacak. Belki yardım da edecek yarın öbür gün. Olabilir yani olabilir. Bunlar olacaktır. Bunların hepsi olacak. Düğünde de çalışacak, görevli olacak kişilerden yine gizlilik sözleşmesi alındı. Bunun da yine takılarla alakalı olabileceğini düşünüyorum. Ama %100 de göreceğiz hayatım. Bir kişi de mi çekmeyecek mi yani? Yoksa yine aile arasında mı olacak? Yani bu dostları yani gitmeyecek mi yani? Şey Hadisenin ya. Çok bence, yakın arkadaşı Murat Boz gitmeyecek mi atıyorum? Şöyle bence çocuğun babası çok rahatsız. Çünkü kardeşinin evi gitti. Dolayısıyla orada onlar onu yaşarken bunlar düğün dernek yapıyor olmuş olması aile arasında da bence çok büyük bir uçuruma sebep olacak. O yüzden adam da istemiyor bence. Bence o yüzden de halledecekler. Yani bu hadisenin olsa. Aman bir hadiseye kalsa her anını gösterecek düğünün. Öyle ama bence baba kendi abisine şu anda mahcup durumda, etrafa karşı da mahcup durumda. Dolayısıyla düğün dernek falan. Bana göre düğün dernek de şu anda o amcanın evi kurtarılmadan ve o tarafta kurtarılmadan inanın doğru değil. Yani güzel olmaz bir şey tamamı gelmez. Çünkü yani mutsuzluk üzerine kurulan bir durum şu anda yani. Biraz bence amcanın biz da evine geri biz belki bir arada alalım. Bir brief alabiliriz avukat hanımdan arada. Arada bence öğrenmek evet, lazım. Evet. Ama Paris'e gidildi, gelinlikler şey, bakıldı. Tabii. Özel bir gece, özel yani bir tasarım yapıldı. Kendisi de alıyordur. Sanat camiasında birçok kadın gelinliğini kendisi aldı. Evet, öyle söylüyorum. Gösterişli bir düğün olacağını düşünüyoruz. Yani tabii günah gösterişli değil mi? Tabii olsun. Ki ister yani. Yani benim mesela benim düğünüm de gösterişli olsun çok isterim. Yani elimdeki şartlar neyse ben de onu seferber ederim. Kocamın durumu yoksa ben yaparım. Buralarda hiç değiliz. Buralarda 100 yıllık bir tatlı şirketi babayla amca kurmuş. O amcanın şimdi üstüne borçlar yıkılıp burada düğün dernek edilen diğer bir kardeşin oğlu var. Dolayısıyla bu hakkaniyetsiz bir durum gibi durduğu için herkes bunu konuşuyor şu anda yani. Peki. Bakalım ilerleyen günlerde bileklikte kasaya kaldırılacak yok mı? Yok ya öyle bir şey yok. Bu çocuk temizlemiş kendisini. Amcanın gitti. Yani evi satılacaktı en son. Avukat hanım demişti. Kimse bir şey yapamıyorsa biz, zaten üstü temiz. Biz sorduk temiz. Ya avukat hanıma. Bu yüzük borçlar için eve aciz konulabilir mi, alınabilir mi? Avukat hanım şey demişti hatırlıyorsanız. Nikah olduktan sonra takmaya devam ederse hak var. Demişti. Vallahi bak, öyle cengaver avukatlar var ki nereden neler yapıyor. Yasada bazı öyle açıklar var ki orada evet. Yani manevralar çok rahatlıkla yapılabiliyor. Bana göre mutlu adımlar bir başkasının hayatına mutsuzluk verilerek yapıldığı zaman o mutluluğun sonu gelmez. Gözyaşı üzerine yuva kesinlikle. Kurulmaz. Kesinlikle. Burada da bir başka kadını mutsuz eden bir yasak aşk olmasa da yıllarını, emeklerini vermiş, yaşını başına almış, yaşlanana kadar aynı evde oturmuş ve şu anda o evden çıkarılmış tabii. Bir amca var. Tabii. Dolayısıyla onun da ailesi ve onun da çocukları var. Onları mağdur ederek bir evlilik, bir düğün, şu an evlilik nikah yapılabilir ama düğün onların en azından evlerini almalarından sonra gerçekleşirse çok daha hakkaniyetli ve doğru bir durum olur diyorum ben. Peki şimdi ben de yıllardır, onun tamamlaması olarak ben bunu yapacaklarına inanıyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Yoksa rahat vermiş. Evet, olma, Allah bunu yani Allah hepsi dinle bütün insanlar. Yani. Bir de hadisenin paçasını asla bırakmayacak o dedikodular. Ve biz her gün bunu söyleyeceğiz bir şekilde yani. Bizden önce Allah var yukarıda yani, ve Allah zaten müsaade etmiyor. Yani hak fırsat hukuk, olmayacak evet, diyorsun. Yani o olmayacak. Ondan korkuyorum. Ben de mutlu olmalarını yani istiyorum. Yani ilahi adalet diyor. Evet. Yani. Peki şimdi takıntılı ünlülerden bahsedeceğiz. Yıllardır hayran olduğumuz, ekranlardan severek izlediğimiz her ünlünün bir takıntısı kesinlikle çıktı. Kesinlikle benim de var. Şimdi Serenle Artun'un sağdan poz vermiyor. Dur be. Saç. Ay niye söylemiyorsun? Söyletmeyin. Çocukluğum var. Artun'un da var, benim de var. Üçümüzde söyleyeceğiz. Bak hep oynarım böyle. Bizi bitirme.
söylemezsem olmaz sizler için hazırladı. Yakından tanıdığınız ünlü isimlerin ne takıntıları var? Şaşkına çeviren korkular, deliye döndükleri zevkleri, tik derecesindeki alışkanlıkları, takıntılı ünlüler listemizde kimler var? İşte detaylar. Kişilerin olaylara veya durumlara, vücutlarının verdiği kompleks ya da daha basit tepkilere tik deniyor. Daha önce örneğini televizyon dünyasında birçok kez şahit olduk. Kimisi bir sebzeye, kimisi bir harekete, kimi sakince bir tepki veriyor, kimi garip sesler çıkartıyor. Kimisi de İmparator İbrahim Tatlıses gibi alırım bunu senin kafana fırlatırım hareketiyle korku saçıyor. Şimdi isterseniz listemize geçelim. 1 numara Cem Yılmaz. Listenin en sıradan takıntılarından biri ünlü komedyenin ki hala bu eylemi yapıyor mu bilmiyoruz ama Yılmaz her sahnesinden önce kulisindeki koltukta şekerleme yapıyormuş. 2 numara İbrahim Tatlıses. Düzen ve temizlik takıntısı olduğu bilinen İbrahim Tatlıses'in bir de geçtiğimiz yıllarda Beyaz Show'da kaba olan tikini öğrenmiştik. 3 numara Bülent Ersoy. Tek sayı takıntısı. Divamız bırakın tek sayıyı düşünmeyi, mecbur kalsa dahi tek sayılı bir otel odasında kalmıyor. Ayrıca 13 sayısının uğursuzluk getirdiğine inanıyor. 4 numara Türkan Şoray. Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray'ın ise uçak fobisi varmış meğerse. 5 numara Hülya Avşar. Avşar kızına geçtiğimizde bizi inançlı bir takıntı karşılıyor. Ünlü sanatçı Avşar her sahnesinden önce mutlaka dua ediyormuş. Benim bir vicdanım, bir Allah'a olan... Yani bilmiyorum, vicdanen kendim rahat etmeliyim önce. 6 numara Sibel Can. Sibel Can ise konserleri sırasında kuliste mutlaka kendi bornozunu ve havlusunu getiriyor. Kendisi için hazır bulundurulan havluyu kullanmıyor. Biraz pimpirikli bir takıntıymış bu da. Numara Demet Akalın. Geçiyoruz bir başka sahne takıntısına. Demet Akalın da sahneye çıkmadan nazar boncuğu okşuyormuş. 8 numara Bergüzar Korel. Ünlü oyuncunun yemeklerle ilgili bir takıntısı varmış. Pütürlü, hiçbir şey yemiyormuş oyuncu. Pilava bayılır ancak sütlaç hayatta yiyemezmiş. 9 numara Murat Boz. Bir yemek takıntısı daha ama bu takıntı biraz garip. Yakışıklılığıyla bilinen şarkıcı Murat Boz elma gördüğü zaman dayanamıyor. Hemen götürüyormuş. Acaba en fazla kaç elma yiyebilir? 10 numara Kıvanç Tatlıtuğ. Şimdi geçiyoruz bir korkuya. Yalnızlık korkusu. O karizmasının, asaletinin altında yatan yalnızlık korkusu bizi çok şaşırttı. Başak Hanım, siz mesajı aldınız. 11 numara Mazhar Alonson. Ünlü şarkıcı Mazhar Alonson yurt dışına peruksuz çıkmıyor. Ve evinde yaklaşık 200 tane peruk bulunduruyormuş. 12 numara Şoray Uzun. İyi misin? Monitör de var sağda solda. Ünlü oyuncu katıldığı bir programda sunucu Kadir Çöpdemir'in kısır demesi üzerine talihsizlik yaşamıştı. Umarız aranızda kısır teki olan yoktur. Aa, kısır da dedirtmedi valla. Şimdi tabii bazı insanların takıntıları var. Bazıları tik olmuş, bazıları gerçekten kesinlikle yapmam dedikleri var ya da yapmadan çıkmam dedikleri var. Seren'in saç bana, takıntısı var. Ben de var. Bak saçı böyle topluyorum ilkokuldan beri. Annem iki tane örerdi. Eve dönüşte alt kuyruk dönerdi. Başka bir yani. Tabii mutlaka oynarım bu saçlarına. Bazen fenalık gelir. Hatta Beyaz Şov'a gitmiştim ben. Beni 4 sene takip ettirmiş. Ve inan bana belki 1000 kere... Belki yani kaç yüz tane kıyafetle beni yakalamışlar biliyor musun? Resmen beni takibe aldattırmış. Allah Allah. Hakikaten normaldi. Ben kendimi görünce ben herhalde ben deliyim dedim herhalde. Hani o kadar yani saç takıntım var. Bilmiyorum da arada böyle yapıyorum herhalde ama yani tik değil herhalde, takıntı da değil o çünkü. Yıllarca mesela ben soldan fotoğraf çektirdim. Hep dediler ki soldan evet. Fotoğraf. Şimdi herkesin çünkü bak o kadar cahil ki birçok insan. Herkesin bir tarafı daha iyidir. İşte ve herkes iyiymiş. O tarafından fotoğraf çektirir. Şimdi herkes öyle. Evet ama evet. Ben onu yaptığım zaman öyle. Kimse kendini tanımıyordu da. Ben mesela biliyordum oradan iyi çıkılacağını veyahut da buradan. Şimdi mesela story çekiyorsun ya mesela. Evet. Selfie çekiyorsun. Evet. Herkesin bir tarafı var. Herkes sen mesela oradan. Solunu mu seviyorsun sağını? Ben buramı sevim. Buradan buramı sevim. Bu tarafımı sevmiyorum. Bu tarafımdan babama benziyorum. Bu tarafından anneme benziyorum. Sen ona takıntılısın. Babana benziyor. Bu tarafım Öztürk Serengi. Bu tarafım Nevin Serengi. Anne evine benziyor yani. Yani huyum babama benzesin de anneme de güzelliğim Güzel evet birçok tabii takıntı gördük. Ama tabii mesela mandalina diyor adam deliriyor falan. Hani evet. Onlar, onlar evet mesela İbrahim Tatlıses'in kabak tatlısı. Kabak kelimesine varmış galiba. Kabak tatlısı deyince bir şeyler yapmaya başladı. Birileri küfür ediyor mesela. Küfür edenler var. Ya ben sadece yataktan kalktığımda soldan kalkmamalıyım. Yani soldan kalkarsam geri yatıyorum. Bu şaka değil.
sağa dönüyorum, tekrar kalkıyorum. Çok büyük yani. Sağ ayakla çıkmak. Çünkü o bazen gün benim kötü geçeceğine inanıyorum. Seviyorum. Yani asla soldan kalkmam yani, asla. Ben de sağ ayakla çıkmayı seviyorum ya da girmeyi zaten seviyorum. Zaten peyniri yiyemiyorum. Bunu herkes biliyor ama size bir şey söyleyeceğim. YouTube'a bir hipnoz uzmanını alacağım ve bana peynir yedirttireceğim. Yani ben bunu hipnozla çözeceğim. Sen de bu işleri kendin için yapıyorsun. Kendim için kullanıyorum artık. Olabiliyormuş böyle bir şey. Takıntıların varsa, tabii, korkuların varsa hipnoz bu işi çözüyormuş. Benim kaybetmiş. Benim mesela sevdiklerimi kaybetme korkum. Çok felaketti. Hipnozla bunu çözebiliriz. Hep bir şey olacak zannediyorum. Mesela araba sesi duyuyorum, köpeği araba çarptı zannediyorum. O, o oluyor. Yani ama onu çok yaparsan evrene şey çok kötü mesajlar geliyor. Ama elimde değil yani. Kaybetme korkusu var mesela devamlı. O acayip bir şey bence. O kaybetme korkum benim ne zaman biraz azaldı biliyor musun? Anneni kaybedeceğim. Evet. İyi, o evet, tabii. Çok demek ki herhalde en büyük kaygım oydu. Tabii daha fazlası yok. Benim de noy mesela. Mümkün değil yani. Hay annesi duyuyorsa benim de noy diyor. Yani. Annem bunu kabulleniyor ama biliyor, farkında. En çok diyor Seren'in köpekleri olacaksın diyor yani en çok. O anne, ben noy'a çok düşkünüm gerçekten. Onu kaybetmekten çok korkuyorum. Evet. Mesela şeyin, Kıvanç Tatlıtuğ'unda yalnızlık korkusu varmış. Yalnız kalmaya fobisi varmış. Yalnız kalamıyormuş. Belki evde de kalamıyor. Söylüyorum ya size, benim bir arkadaşım vardı. Hatta birkaç arkadaşım. Bir sevgilisi biterken öbür sevgilisini ayarlıyordu ya. Öyle değil. Ama odada da yalnız şey kalamayabilir. Ha. Anladın mı mesela? Asansörde bir de ben mesela. Klostrofobi yani kapalı alan fobisi var mı sizde? Var, benim yok ama böyle dinlediğim için kendimi tetikliyorum mesela bazen. Benim hiç yok. Ben yüksekten de korkmam. Ben karanlıktan da korkmam. Balkondan mesela böyle bakarım ben. Ay ben çok komiyim ya. Bu balkon şeyi ya. Bak böyle. Böyle. Şöyle bakarım. Sen de evleri yüksek katlardan alma. Aşağı ama yani hayır. Yani fark etmez canım, olmaz. Oraya geçer. Dün bir masada oturdu. Sağ olsun Aziz Yıldırım'ın kızından tut. Bizim otel zincirleri arkadaşlarımızdan tut. Çok önemli, güzel, çok keyifli bir masada. He. Canım dünkü o bahsettiğiniz evler, barklar var ya. He. Masada oturur oturmaz senin de bilmem nerede bilmem ne var mı? Daha bu sabah duyduk dedi bütün kızlar. Herkesin de bizimle. Aynen. Çok da hepsinin selamları var. Biz de onlara hepsi selam söylüyoruz. Hepsi birbirinden değerli. Çok cücelerdi. Aziz Yıldırım tekrardan bence Fenerbahçe başkanı olmalı. Ali Koç'a sevgiler. Ali Koç'u çok seviyorum ama ya, yani başkan olmalı bence Aziz Yıldırım. Acaba biraz daha mı diktatör gibi bir şey mi lazım başka acaba? Bir belki şey, de futbol. Başka bir şey. Fatih Terim'in nasıl yani bir artistik bir hakimiyet bir şeysi varsa o adamda ne olur. Aziz Yıldırım'dan da nasıl yani ayrılırlar? Ben mesela herkes illallah ederek ayrıldı. Şimdi Aziz Yıldırım'ı geri ama istiyorum. Ama illallah edeceksin bazen. Ya bu işlerde bazen kibarlık olmuyor biliyor musun? Evet, Ali Koç adam çok şey yaptı. Çok kendi tatlı cebinden para harcadı yani falan yani. Peki şimdi Bergüzar da sütlaç yiyemiyormuş. Bizim futbol masası Sinan Engin. Ahmet Çakar. Peki Mısırlı Mido'dan ayrılan Şeyma kendisini semt oturuşlarıyla Türkiye'ye kavlasına. Ben asıl Mido'nun yeni sevgilisinden bahsedeceğim zaten. Birazdan senin haberini onu vereceğiz. Ay ama bahsetme ne olur aşkım ya. Şeyma'nın tavlayı tek başına oynamasına kaç puan veriyorsunuz? Buyurun. Mısırlı Mido'dan ayrılan Şeyma Subaşı ayrılığın yaralarını sarmaya çalışıyor. Merhaba, nasılsınız? İyi günler, sağ olun. Teşekkürler. Nasıl gidiyor? Hoş geldiniz Türkiye'ye tekrardan. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sağ olun. Miami'den İstanbul'a gelen Şeyma soluğu Londra'da aldı. Bence çok keyifli. Niye ya? Neden olmasın ki yani? Bir oradayız, bir buradayız işte. Güzel. Son paylaşımında Mido'ya gönderme yapmadan duramadı. Erişte hayır vardır. Ben ona inanıyorum. Hayırlısı böyle. Ama sosyal medyada en çok tavla oynarken verdiği poz olayı oldu. Kiminle tavla oynadığı merak konusu olurken Şeyma'yı gözlükleri ele verdi. Ortaya çıkan gerçek sosyal medyanın diline düştü. Sansasyonel hayatı nedeniyle bir süre hayatını Amerika'da sürdürme kararı alan Şeyma Subaşı yaklaşık 1,5 yıldır Mısırlı sevgilisi Mido ile yaşadığı birliktelikle adından söz ettiriyordu. Önce milyarder olarak lanse edilen Mido'nun sıradan biri olduğunun ortaya çıkmasıyla Şeyma Amerikan rüyasından uyandı. Ve bir süre sonra da ikilinin ilişkilerin noktalamasıyla soluğu İstanbul'da aldı. Merhaba, nasılsınız? İyi günler, sağ olun. Teşekkürler. Nasıl gidiyor? Hoş geldiniz Türkiye'ye tekrardan. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sağ olun. Şeyma semt oturuşu pozuyla İstanbul'a döndüğünü duyurdu. Ayrılığın detayları ortaya çıktı. Şeyma ve Mido'nun aşkı dedikodu.
dedikoduya kurban gitti. Erişte hayır vardır, ben ona inanıyorum, hayırlısı be. Mido'dan ortak arkadaşlarına dertlenen Şeyma'nın sitemleri sevgilisinin kulağına gidince birliktelik bitti. Ayrılıkta yaşadınız, sizden öğrensedik işin aslını. Nasıl oldu? Erişte hayır vardır, ben ona inanıyorum, hayırlısı be. Tekrar bir barışma olur mu? Çünkü bir küs bir barışıklı. Tekrar... Yok, olmayacak. Olmayacak mı? Aynen. Sessizliğini koruyan ünlü fenomen ayrılığın yaralarını sarmak için yollara düştü. Londra'ya giden Şeyma, Mido'ya gönderme yapmayı ihmal etmedi. Paylaştığı fotoğrafta, sevgili Londra, çok fazla fotoğraf çekmiyorum. Telefonumla uğraşmıyorum, daha az uyuyorum. Ama eski dostlarımla, en iyi arkadaşlarımla vakit geçirmek çok takdir ediliyorum. Her yerde beni yürekten önemseyen iyi arkadaşlarım var. Notuna düştü. Mido'ya gönderme yaptı düşünülen Şeyma Subaşı'na takipçilerinden destek mesajları geldi. Sen daha güzellerin layıksın prenses. İyi laf söylemiş. Sen arkadaşlarına fazla güvenme gibi yorumlar yaptı. Ancak sosyal medyada asıl konuşulan olaysa Şeyma'nın tavla oynarken çekildiği bir fotoğrafını paylaşması oldu. Çok beğenilen fotoğrafta Şeyma'nın kiminle tavla oynadığı merak konusu oldu. Ünlü güzeli gözlükleri ele verdi. Herkes Şeyma'nın karşısında birinin olduğunu düşünürken tavlayı yalnız başına oynadığı ortaya çıktı. Peki şimdi aslında Şeyma... İlk başta bir gönderme yapıyor. İşte sevgili Londra, geldim. Arkadaşlarımlayım. Çok güzel vakit geçiriyorum. Çok az uyuyorum. Çok beni seven insanlar benim. Bir de kızınla vakit geçirsen ne iyi olur aşkım. Güzel. Vallahi hiç kızın yani, yanında görmüyoruz. Ne güzel kadar olur. Ne güzel olur. Şimdi bunu yani söyleyen Şeyma aynı zamanda... Kızının yetiştiğini görmüyor ya, gençliğini. Aa, silmiş. Tavla oynarken arkadaşlarının onu yalnız bıraktığını da bize göstermiş oluyor. Heh, bu paylaşımın altında... Arkadaşlarımla çok güzel vakitler geçiriyorum falan gibi bir yazı var. Sonra sildiği tavla pozuna gelelim. Burada tavlada karşısında biri varmış gibi. Fakat havlu var. Havlunun önünde telefon var. Havluyu destek yapmış. Bak, havluyu böyle büyütmüş. Telefonda büyütmüş. Oynuyor o zaman. Telefon. At benim yerime diyor herhalde telefondaki. Karşıda telefon var. Aa, bu yazlık bir foto. Bu eski bir foto bence. Yeni değil. Baba yeni diye paylaştı. Bu yeni değil. Yani yeni diye. Tabii İstanbul'sa yeni olamaz. Yok, Londra'da ya. Londra'da, hayır, Londra'da hiç olamaz. Londra'da zaten Londra'da hiç olamaz ama. Haliyle. Yeni diye paylaştı. TBT yapmadı. Eski fotoğraflar kullanıyor. Bir kerede de Kapadokya'dan bir otelden kullandı. İlk Türkiye'ye geldi zaman. Yeni değildi o fotoğrafta bence. Peki o zaman size sorarım. Belki de gizli bir subliminal bir mesaj olabilir birine. Çünkü zarı gösteriyor. Bir 3-1 galiba, evet, zar bir şey. Belki çocukla oynadığı bir... Bir tavla şey günüydü. Ya da yeni tanıştığı biriyle yaptığı bir atraksiyon, tavla oynadı, bir şey ama oldu. Ama bu yaz yani, bu resim yaz veya Miami. Tabii tabii, kesinlikle. Şimdi değil yani, yeni doğru değil bu. Bu eski paylaşım. Merve diye bir arkadaşıyla dün akşam yemekteymiş. Şimdi orası Londra olamaz. Çünkü Londra'da havalar hala hazırda. Evet, bazı günlerde yüksek derecesi ama bu şekilde... Şeyma şu anda Ebru Gündeş'e giden Iraklı çocukla beraber diye duydum ben. Yani inşallah. Yani çocuk aşkım. Ebru Gündeş'le... Bana bak, çağırma aşkım. Ama yok, biz çağırma. Çok yani emin bir yerden duydum. Beni de Ebru engellemiş. Ebru Gündeş'e takılmış. Kim seni engellemiş? Şeyma. Ya beni engellemiş mi acaba? Bir şey söyleyeceğim. Bu Ebru Gündeş'e giden bir Iraklı çocuk vardı ya. Evet. Hayır, arabanın üzerine oturup fotoğraf çeksiniz diyordu. O bir ay falan aşk yaşamışlar Ebru'yla. Aha. O ona şarkı, o da şarkı, oradan ona öpücükler, çiçekler falan. Çocuk sonra uzamış. Çocuk mu uzamış? Uzamış. Şeyma ile beraber. Doktor uzayamamış. Bunu daha iyi şey yaparım diye herhalde. Handle onu ederim diye. Onu tanıdıkça yakından o olmayacak. Çünkü Ebru Gündeş'le ona ağır tabii kaldı. Ha, Ebru Gündeş bir de hani biraz pahalıya mal olur. Şeyma'dan da. Şeyma'yı ne olursa olsun idare edersin. Allah Allah. Tabii. Ebru'yu nasıl idare edersin? Ama o çocukla yani o çocuk bir de şey olarak ya da ağır Ebru. Yani tip olarak falan ne da olmaz yani. Attın mı? Bununla daha çok yani bununla görüşüyormuş. Rastan. Pasof. Rastan. Neydi adı? Rastan. Abdurrezzak dedin çocuğa ya. Şaka gibi. Öyle mi dedin? Ya öyle bir şey dedi. Abdurrezzak gibi bir şey. Rastanmış. Rastan değilmiş yani. Bir de Reza var. Yani şimdi onunla beraber de, şey 60 bin liradan nafaka alıyormuş. Ha iyi. Şeyma. 60 iyi. 60 bin, her ay 60 bin, o kadar. Başka hiçbir verdiği şey yok. 60 iyi çünkü biliyorsun 125'ti. Yok, 60 alıyor şu an. Benim en çok takıldığım yani artık Şeyma'yı ben gönlümce affettim sayılır da.
Hani bana bak. Şeyma Hanım bundan haberi var. Yani ondan haberi yok, hala mahkememiz devam ediyor düşün. Yani ama. Peki. Yani evladıyla kaliteli ben zaman. Ben iki gün önce storylerinde gördüm. Ama hayır. Eski olabilir ama. Yani. Kaliteli vakit geçirmiyorlar. Büyüdüğünü göremiyor doğru düzgün. Çok üzülecek. Yani bir daha her zaman bir erkek onda evladından önde geliyor. Evet ya. Yani bir adam. Yani. Yemin ediyorum size. Böyle yani şeyin ihtimali yok herhalde. Bir Türk annesinin hele. Böyle bir şeyin ihtimali yok. Bak. Belki kişisel hırsları vardır ama ben gönlünde bir erkekten... Bak ben Çağla'yla da mahkemeliyim. Ama bu kadar uzun zamandır nasıl çocuğunu görmeden kalabiliyor bir Seren, erkekle? Ölsem kalamam Seren, yani. Seren ben Çağla'yla evet. da mahkemeliyim. Ama kadın çocuklarına gösterdiği ehemmiyet, sevgi... Ya... Yani o da sonuçta çok, iş yapar. Ama ya Çağla'yla da o aynı değil. Hayır hayır. Ondan yani, ama. Ünlü ondan. Ya hani. Ama o da ünlü tamam da o kızın bir mesleği ya, var. Türk bunun mesleği annesi, falan yok. Hayır hayır yani bir Türk annesi bu, ne olursa bu, olsun bunu, ya. Bu Türk annesi falan diye bunu bu hiçbir zaman bir Türk kadını temsil edemez. Yani Şeyma hiçbir zaman bir hayır. Türk kadınını temsil edemez. Utanalım eğer edecekse. Mido'nun yeni sevgilisi var dedin. Evet. Yani öyle gözüküyor. Saşa Amerika'dan mı? Birlikte Paris'e gittiler ve... Ne şu diyorsun? Şu an Paris'teler. Evet. Evet. Yalnız... Neydi? Saşa. Bam bam. Ha, bam bam. Neydi demesi bana. Yalnız büyük bir ihtimal kız... Çok benzerlik var ya. Evet. Bismillah ya. Şevval Şahin'le Şeyma Subaşı. Şemsi Paşa pasajı. Adam armut suratlı seviyor demek. Ne suratlı? Armut suratlı seviyor adam. Ha. Armut gibi aşağı böyle. Aşağı doğru suratlar. Diyorsun. Evet. Peki. Bu kız burada da, İrem Derici. Burada da İrem Derici. Ay bilemedim. Yalnız Kazancı ne diye gözüküyor? Bir daha kızı verebilir miyiz? Ben... Kazancı Bedri. Kazancı kızın 19 milyon dolar olarak. Ha kazancı şey aylık kazancı mı ne? Aylık değil yıllık da olsa 19 milyon. Ne kazancı milyon. Ya kim attı bunu? Yani... Kızın mı? Kız model olma ihtimali var mı? Bence iyi bir ailenin kızı olabilir. Model muhtemelen. Saşa. Öyle mi bakayım? Evet, 19 evet. milyon dolar olarak gözüküyor. Allah Allah bu mal varlığı. Bir şey söyleyeceğim. Çocuk mal iyi bir seçim yapmış bence. Vallahi. Yani hem kız zengin bunun parasını yemiyor. Hani. Hem de daha kariyeri var, mesleği var en azından. Yeni yeni takipleştiler Serencim. İkisi de aynı yerden de story attılar. Öyle mi? Paris'teler her ikisi evet. de. Evet. Her ikisi söylemezsem de olmaz. Ve muhtemelen kız Paris'e modellik için de gitmiş olabilir moda haftasına. Moda haftasına çocuk gitmiş olabilir. Çocuk ne yapmaya olabilir. Gitti peki? İşte. Çocuk da refakat. Moda haftasını i̇şte. Desteklemek için. Yalnız Paris'te, Şeyma da Paris'teydi bir ara biliyorsunuz o hafta o içinde. Londra'dan sevgiler dedi. Yok yok o çocuk bence bununla gitti ama bununla gitsin. Wow ne kadar benziyorlar ya. Çok benziyorlar. Bir taraftan şey yaptım ama bir taraftan üzüldüm geri geldi diye buraya. Ha. Saracak gene. Tabii şimdi artık. Gene saracak. Yine bana esmer günler düştü. Yani gene burada yok eski ya, kocaya sarıp ondan bir şeyler eski isteyecek. Eski kocaya saracak bir durum yok yani artık onun da şeyi. Yok artık canım. Ben sarıyor artık. Onda kanka manka şeyine girdi. O, ha, onu o, anlatıyor olursa bence. O olur o kadar. İşte böyle ayrıldım diyor. Bilmem o moddalar bence öyle düşünüyorum tabii, tabii, yani. Tabii tabii aynen hani. Yine de arkadaş modunda bana şimdi göndersen falan diye sütlaç yemek istiyorum hiç bilemedim kimse, hiç kimse Acun'un şeyinde Zeynep'in yerini alamaz. Klaslığında, sohbetinde ve kalitesinde. Ya ben hiç. De aynısını her yani. Zaman söylüyorum ama Zeynep bundan çok rahatsız bu arada. Geçen gün bana mesaj atmış. Sero diyor sen bunları söylüyorsun ben söylettiriyorum zannedecekler çok rahatım. Hiç kimse böyle bir şey düşünemez ve söylemez. Bana zaten hiç kimse birisi bir şey söyletemez. Ama benim doğrum neyse ki doğrum bu her zaman da istiyorum. Ne, yani gönlümdeki bu benim. Çünkü tek yakışan da birbirinize sizsiniz. O yüzden de her zaman bunu söylüyorum yani. Bunun hiç kimseyle alakası yok. Ama o kaliteyi ayrılsalardı o kaliteyi hep sürdürdüler. Evet. Şimdi Şeyma Hanım şu bilgi değil de. Bir gönderme bir şey var bir mesaj. Bu kadar şey derin mesaj veriyorsunuz anlamak için gerçekten iki üniversite bitirmek gerekiyor. O yüzden Bircan Üniversitesi. O yüzden okuyor. Ben hala okuyorum ki bunları anlayayım diye. Şu tavlalı işe bir girelim. Tavla fotoğrafını tekrar girelim. Bunu. Şaka yapıyor bir dakika bir bilgi daha geldi. Söylesen. Kim Londra'daydı dedin? Şeyma. Mido da Londra'daymış üç gün önce. Bir arkadaşımın yan masasındaymış.
3 gün önce Şeyma da... Ay şu anda tüylerim diken diken oldu. Şimdi bu tavla işi, bundan 2 yıl önce bir tavlalı daha fotoğraf var. Ve altına ne yazıyor biliyor musunuz? Ne yazıyor? Tavla oynamayı bilmeyen bir Türk erkeği yoktur herhalde. Yeni o zaman evet. Neydi? Abdülrezzak'la değil. O eski ya bu fotoğraf. Çocuklar yazdık yani işte altında şey var. Mayo altı, boxer gibi bir şey var. Yine bir Türk erkeğiyle beraberim mi acaba? Ne diyorsunuz? Araplar da oynuyor değil mi tavla? Hı? Evet ama herkes Türk erkeğiyle diyor ya. Türk erkeği diyor. Evet burada bu fotoğraf eski bir fotoğraf net eski bir şekilde. Eski canım bu kıskandığım kıyafet. Şey. Bence çocuğun da daha önceden Londra programı olduğunu biliyordu. Ondan önce gitti orada karşılaşsın diye. Bu Şeyma'dan her şey beklenir. Evet. Ha. Londra'dayım diye de o yüzden mi yazdı? Aynen. Bak, aynen. Mido, arasın diye. Evet Mido evet. Londra'daymış çünkü. Evet. Yan masasındaymış yalnız arkadaşımın. Yalnız Mido Paris'te bir ve çift şimdi Saşa'yla. Bir kız bir erkek çift arkadaşıyla... Mido birlikte. Ay her yerdeyiz ayol. Her yerdeyiz. Ay, şey, international. En başta bir havası vardı. Çünkü burada bir televizyon patronunun sahibiydi. İşte onun eski karısıydı falan. Bir ağırlığı vardı. Zamanla bunda bir şey olmadığını, bunun çok öyle parası, pulu, evi, barkı falan olmadığını, bunun birisinin üzerinden yaşayabileceğini çocuk anladı bence. Hmm. Bir de hareketler de işte saçma sapansa gönderdi gitti. Öyle düşünüyorum. Neyse, oo, bütün aynı partidelermiş. Tabii bak. Hayatım o önceden Londra, bellidir. Londra kiyle Londra'sı tamam. Akıyor şu anda yorumlar. Tabii. Bütün dünyadaki arkadaşlarımız Allah'a şükürler olsun arıyorlar bizi. Peki Şeyma o zaman barışmak istiyor. Çocuklar bizi şeyden önce kalkın. Şeyma biz barışmak istiyor o zaman. Kovaladığına göre. Tabii ki. Ama ben ayrıldım gibi bir şey söylemişti. Yani işte deminki şey gibi şey Can Yaman'ın babasının sevgilisi gibi. Zaten ayrılınca kimin ayrıldığı çok da önemli değil aslında da. Ama bence bu çocuk buna yol verdi. Sen Abdülrezzak ilişkisinden emin misin? Bana bunu... Ay olmasın Allah'ım ne hayır, olur. Bu şey Ebru Güneş'in rezervasyonunun kötü geldiğini, kötü olduğunu söylediler geçen hafta. Çünkü Ebru Güneş her zaman kapalı gişe oynuyordu. 2-3 hafta yani 2-3 programdır iyi olmadığını söylediler. Çünkü o çocuk devamlı oraya gitmiş. Ha, o yüzden de tabii. İşte çiçekler, böcekler bilmem ne falan program şeyinde bir düşüş olmuş. Onu söylediler. Ama çocuk Allah'tan dediler şimdi Şeyma Subaşı'nın peşinde o yüzden bitti dediler. 1,5 aydan kurtulduk sonra. Dediler yani. He. Yani en azından gazinodaki iş geriye gelsin diye sevinmişler. Hani bu bir dedikodu tabii yani doğru mu değil mi bilmiyorum ama. Peki şimdi bir araştırma şirketinin yaptığı bir anketten bahsedeceğiz. Bayılırız bizim anketlere. Türkiye'nin en beğenilen ünlülerini sormuşlar. Yalandan anketler. Bakalım ne cevap vermişler. İlk üç biziz. Türkiye'nin en sevilen, en beğenilen, en çok güvenilen ünlü isimleri açıklandı. Ünlü isimleri açıklandı. Bir araştırma şirketi Mart ayında gerçekleştirdiği sanatçıların popülarite reytingleri anketini gerçekleştirdi. Araştırma sonrasında listenin zirvesindeki ilk 5 ismi kamuoyuyla paylaştı. İşte o ünlüler listenin 5. sırasında sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şahan Gökbakar yer alıyor. Ankete katılanların %50.6'sı ünlü komedini beğendiğini söylerken 30.3'ü beğenmiyorum, 5.8'i ne beğeniyorum ne beğenmiyorum, 9.4'ü tanımıyorum. 3.8'i ise fikrim yok dedi. 4 numara Cem Yılmaz. Ankete katılanların 56.3'ü Cem Yılmaz'ı beğendiğini söylerken 29.3'ü beğenmediğini, 6.8'i ne beğeniyorum ne beğenmiyorum, %4'ü tanımıyorum, 3.6'sı ise fikrim yok dedi. 3 numara Sezen Aksu. Ankete katılanların 58.2'si Sezen Aksu'yu beğendiğini söylerken 30.4'ü beğenmediğini, 4.8'i ne beğeniyorum ne beğenmiyorum, %3.1'i tanımıyorum, 3.5'i ise fikrim yok dedi. 2 numara Tarkan. Ankete katılanların 60.7'si Tarkan'ı beğendiğini söylerken 26.2'si beğenmediğini, 6.6'sı ne beğeniyorum ne beğenmiyorum, 2.9'u tanımıyorum, 3.6'sı ise fikrim yok dedi. Ve 1 numara Haluk Levent. Geçen yıl düzenlenen ankette de zirveyi kimseye bırakmayan Haluk Levent için ankete katılanların %78.9'u beğendiğini, %10'u beğenmediğini, 3.9'u ne beğendiğini ne de beğenmediğini, 3.8'i tanımadığını, 3.4'ü ise fikrinin olmadığını söyledi. Ne beğeniyorum ne beğenmiyorum'u sevdim ben. En güzeli de oydu.
Olsa da olur, olmasa da olur. Duyarsız kılı kasmışlar. Peki, birincisi Haluk Levent olmuş. Ne normal diyorsunuz? Son birkaç yıldır iyi performans gösteriyor. Birçok kişinin hayatına dokunuyor. Kendi hayatı hiçbir zaman öyle olmamış olmasına rağmen. Belki de bundan bu kadar başarılı. Evet, dolayısıyla da doğru, hakkını teslim etmişler. Tarkan var. Çok insana iyilik yapmış. Kim? Tarkan var. Evet. İkinci sırada Sezen Aksu, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar. Tarkan'a da full desteğim. O da çok güzel dua mesajları, sevgi mesajları, hiçbir politik şeyi umursamadan sadece mesaj vermek için ve doğru doğayı sevdiği için çok güzel paylaşımlar yapıyor. Cem Yılmaz'ı çok sevmişler sonra. Sezen Aksu. Onlar biraz daha tartışmalı insanlar. Ama bu ilk ikisi doğru mesaj geliyor bana. Valla Türkiye'de yapılan hiçbir anketi hepsinin katakulli olduğunu düşünüyorum. Ödül törenlerin aynı şekilde. Ödül törenleri herkese telefon açıp güzellik merkezlerine, doktorlara, onlara bunlara her yerden para alıp size ödül vereceğiz diyorlar. Dolayısıyla bu anketlerin de kendi birkaç kişinin böyle yani hiçbir şekilde bir tansiyon elde etmeden, ölçmeden. Şimdi Tarkan demek, işte Şahan Gökbakar demek. Yani bunlar en popüler, en başarılı çok kişiler. Çok klişe zaten akla hani gelen. En sevilen tartışılır yani, en sevilen. Bir mesela çok İbrahim Tatlıses çok başarılı değil mi? Hani en başarılı. Ama en çok sevilen mi? En başarılı olmak en çok sevilen demek değil. O yüzden de bu anketleri yapan kişilerin bu vizyonda olan tipler olması lazım ki Türkiye'de o vizyonda kimsenin olduğunu asla düşünmüyorum ve bu anketlere de inanmıyorum. Benim şeyim bu. Peki, çünkü bu halka yani bugün seçimlerdeki gibi bir oy yapacaksın. Hani oy verme sisteminde o zaman ben o ankete inanırım. Buradan kime göre kim yapıyor bir bu anketi? Beğenme yani. Ya başlık. Şimdi Haluk Levent neyi beğenirsin mesela? Yani ya yok ya. Sevmek başka bir şey, beğenmek başka bir şey. Beğeniyorum. Bence benim dediğim yoldan çıkarak herhalde beğeniyorum demişler. Ya duruşunu mu beğeniyor? Mesela yani yardımlarını bilmem ne. Öyle beğenmek. Başka bir şey. Şimdi bir tane kadın göremedim yani şöyle güzel beğenilecek. Ama hayatım bu kim yapıyor bu anketi? Hani kim yapıyor bunları? Bunları kim karar veriyor? Hangi merci karar veriyor? Yani o yüzden de hikayeden senelerdir birilerine bir şeyler yüklemek için bir şeyler yaptınız. En güvenilir kadın diye hiç alakası olmayan. Yani neyse konuşmak istemiyorum da yani. Metropol yapmış bunu. Yani uyduruktan yapıyorsunuz işte, yersen. Yiyor millet de, yazık. Bir de ödül almaya gidiyorlar, kendileri gerçekten hak ediyormuş gibi. Sanki bir şey yapmış gibi o ödülü de havaya kaldırıyorlar. Para verip ödül alanlar var. Yani zaten bütün öbür mesleki gruplardaki herkesin paralarını alıyorlar ödül gecelerinde. Yani hiçbir haltı olmayanlara ödül veriyorlar. Yani o yüzden bu Türkiye'deki hiçbir şeye inanmıyorum, kusura bakma. Adamlar Oscar ödülü veriyorlar. Yılda bir kere bizim ödülümüz her ay bir ödül veriliyor. Bu kadar başarılıyız yani dünyada, öyle söyleyeyim. Peki yani. Aslında şöyle, Özer Sencer yani Metropol Araştırma Şirketi'nin sahibi. Açıklama. Tanju Çolak da demiş ki bas parayı al ödülü. Bak herkes Tanju Çolak gibi altın ayakkabı olabiliyor mu hakkıyla? Krampon evet. Değil mi? Vay be kanks. Metropol'ün şimdiye kadar yaptığı popülerite ve beğeni ölçümlerinde görülen en yüksek değer %79'la Haluk Levent'e ait oldu. Bu sonuçlar Ahbaplar grubunun başarılı çalışmalarını zikretmek ve ahlaki bir gereklilik diye düşünüyorum. Kim katılmış bu ankete? %Türkiye'de %kaçı katılmış yani? Kötü bir antik şey değil galiba. Araştırma şirketi değil. Değil mi? Araştırma şirketlerini de merak ediyorum. Onları da biz bir araştırsak iyi olacak. Yani bunlar nasıl araştırıyorlar, nerede araştırıyorlar? Uyduruktan araştırıyorlar işte. Ya herkesin seveni sevmeyeni var tabii. Ne bileyim Haluk Levent de şey kolaya geldi ya. Hani mesela ben de hastaneye gittim, anket dolduruyorlar. Vallahi hastalığım var mı deyince hayır yazıyorum ya. Bir açıklama isteyecekler. Kolayımıza geliyor galiba Haluk Levent de. Ya kaç kişiye göre anket var yani? Türkiye'nin kaç, 80 milyon mu 190 mu olduk? Yani hangi, kimler katılıyor bu ankete? Nereden atıyorsunuz yani, milleti kandırıyorsunuz, yapmayın Allah aşkınıza. Bizde hiç öyle ciddiye alınacak ne bir ödül gecesi var Türkiye'de maalesef. Yani çünkü hakkaniyetli yapmadığınız için, evet bizler de alıyoruz ama hak edenler var tabii. ama bir şey söyleyeceğim, ben televizyondayım, başarmışım. Şimdi şöyle değil, hiç televizyonda yokum.
programım da yok. Ondan ödül alanlar en varmış. En iyi programcı. Yani kadın program şarkısı yok. Yani kadının mesela, şarkısı yok veya bir de kadın yıl, konseri de bir yok. Bir de o yıl yok, yok mesela. O yıl yok. Kadın evde yok. Hatırlıyor musun? Bak ne yapayım? Kadın evde yok. Kadının adı yok diye. Hayır ben ödül alıyorum. Ben anlamıyorum yani. Ya. Ne başarı biliyor musun? Hepsi için söylenmiyor. Yani ne Seren ne ben ne Bilcan. Hepsi için söylemiyoruz. Kendimize de söylemiş oluruz. Tabii çünkü yani o zaman biz aldığımızda o zaman saçma olur. Hayır biz niye aldığımızda saçma olur? Biz başarıyoruz ama. Bizim televizyondayız. Kaç yıldır televizyondayız hayır, tümünü yani. Tümünü dersek diyorum. Olmayanlar dersek. Oluyor ben onu anlamıyorum. Ha. Yani bir de yani olmayan nasıl olabiliyor mesela? Televizyonda o, ya, o sene programı yok. Onlar ödemiyorlar yani. Ya en öyle çok şey dedim. O yüzden geçiniz. Hiç sizin yanınızın ya valla bir yere gidip sahnede sahneleri dolduruyorsanız. Şarkın çalınıyorsa. Efendim söyleyeyim trendlerden düşmüyorsanız zaten beğeniliyorsunuzdur. Yani. Reklamlardan sonra sen açıklayacak mısın o meşhur dedikoduyu? Onu biraz daha belgeler edelim. Bir dakika. Biz seni ikna edersek. Biz reklamda ikna edelim. Ben belgesi sevmiyorum. Peki şimdi biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Metin Şentürk ve eski eşi Fulya Kalkavan arasında bir mal paylaşımı vardı. Bir türlü paylaşamadılar malları. Bir de bayağı oldu ayrılalı evet, üstelik de. Evet, çünkü uzlaşamıyorlar Artucuğum. Ve tekrar görüldü bu dava. Şimdi Sarıyer'deki havuzlu villasını evlenmeden önce çektiği kredilerle aldığını ve görme engellilerin kullanımına göre dizayn ettiğini söylüyor mahkemede. Böylelikle Kalkavan'a verilen 4.337.000 liralık 7 bin lira için mahkeme tekrar inceleme yapılmasını istiyor. Ve karar yerini şimdi buldu diyor. Yani tekrar inceleniyor evet. Diye mi? Çünkü karar verilmemiş evet. Değil mi? Evet evet. Yargılama yenilenecek. Ha. Şimdi bazen yeni bir şey çıktı. Mesela ben bu davadan beraat alıyorum. Karşı taraf ay beni açıyor. Bana da aynı şey Saraçoğlu bana mesaj attığı zaman aman dedim bir şey dedim tamam mı? Aman dedim ben bunlarla falan. Sen git ona göster. O da ben tabii benim anneme ve babama hakaretler ettiği için 200 bin liralık buna tazminat davası açtım. O davayı da kazanacağız inşallah. Bütün barınakları yaptırtacağım o parayla. Sonrasında kadını açmış bana dava. Tabii beraat ettim. Çünkü ben arkadaşımla istediğim kişi hakkında zaten fikrimi de söylerim onun hakkında ne de düşündüğümü. Ben kazanıyorum bir daha açıyor gündeme gelmek için. Bir daha kazandım tabii. Şimdi burada da aslında kazanıyor bir daha açıyor. Şimdi aynı mahkeme ve aynı hakim görüyor davayı. Evet. Zaten adamın kararı neyse sen onu bir daha şey yapacaksın oluyor. Diye değişiyor. Zaten yani. Burada da aynı karar çıkmış. Yani şöyle söyleyeyim. Metin Şentürk Fulya Kalkavan'a verdiği 4,5 milyon TL'nin tekrar incelenmesini istiyor. Tabii. Yargının yeniden incelenmemesine özür diliyorum karar veriliyor. 1 TL bile eksik değil diyor tamam diyor dava kapandı. Ben de kazandım hatta karşı taraf itiraz etti daha yüksek para versin daha bilmem ne. Ve güzel, ben kazandım. Kazandım. Hatta buradan reklamını bile yapmadım biliyorsun hiçbir şey bile söylemedim. Tekrar itiraz etmişler. Zaten kendileri itiraz etmişler. Bir daha nasıl şey oluyor? Ben anlamadım ki yani. O ağzımsızlığı. Kendi istedikleri hakimi mi getirmeye çalışıyor? Ne yapmaya çalışıyor? Anlamadım zaten yani. Ne yapmaya çalışıyor? Aynı hakim ve aynı mahkeme karar verdiği için yine aynısını verecek. Çünkü seni zaten suçsuz bulmuş yani. Evet. Zaten hayır suçun zaten yok o yani. Kadar yani. Hani saçma sapan süreçler bence artık. Yani sonuçta ev o zaman kimde kaldı sonuç olarak? Yani şimdi evin değerinin yarısını vermiş oldu yani. Verecek o da 7 senedir beraber karılık etti ona da verecek yani. Ya 9-10 milyonluk bir ev galiba. Hı? 4,5 milyonunu verdi. Verecek hayatım. Yani hayır zaten verecekti zaten. Ama şey demişti ki o evi de ben önce almıştım onu bir hakkı yok bir inceleyelim demişti. Mahkeme dedi ki hayır tamamdır. Hesaplar tamam dedi kapattı. Mahkemeyi boşuna açmış oldu yani. Vallahi. Metin. İtiraz eden karşı taraf. Sonra tekrar kaybediyor. Tekrar bir daha itiraz ediyor. Hadi kapatalım. Şey yani? Boş ver kapatalım. Biz İtirazım var bu kötü kadere.